Verdik yaptık. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Söke'ye yeni ve modern bir otogar kazandırdık. Söz verdik, yaptık. Toprağa can katanlarla, alın terini can suyu yapanlarla, her mahsulde yeniden, yeniden doğanlarla neler başarırız bir düşünsene. Biz düşünüyoruz. Bugün tam 70 sene. Hatay'daki Gökhan Zan krizinde son durum ne? İddialar için kim ne diyor? 1 Nisan'dan sonra yeni bir süreç mi başlıyor? İktidarın planları seçmende karşılık buluyor mu? Hangi ilde hangi parti önde? Nokta Atışı'nın 1. bölümünde CHP Parti Meclisi üyesi Ozan Işık, siyaset bilimciler Profesör Doktor Murat Somer ve Profesör Doktor Mithat Baydur ve sözcü yazarı Murat Muratoğlu yorumluyor. Türkiye'nin konuştuğu kazanın perde arkası Nokta Atışı'nda gündeme geliyor. Kaza sonrası deliller karartıldı mı? Anne Eylem Tok, oğlu TC'yi Amerika'ya nasıl kaçırdı? Nokta Atışı'nın 2. bölümünde mağdur ailenin avukatı Hacı Orhan, kazada hayatını kaybeden Mustafa Acı'nın babası Özer Acı, hukukçu Mustafa Zafer ve gazeteci Emrullah Erdinç anlatıyor. İpek Özbey ile Nokta Atışı bu akşam 20.15'te Sözcü Televizyonu'nda. Ramazan bereketiyle dolu dolu iftar sofraları Vestel'le olur. Neden olmasın? Ramazan ayında Vestel Ankasre set alın, 5000 lira indirime ek, 1500 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediyemiz olsun. Vestel'le olur. ...19 Mart Salı, burası Gündem Masası, haberin daimi adresindesiniz. Yine seçimi, yine ekonomiyi, ekonominin sandığa etkilerini, adayların anketlerini, mitingvari halk buluşmalarını, çalışmalarını, soru cevaplarda yaşanan polemikleri, tepkileri, montaj iddiasıyla Türkiye'nin konuştuğu ses kayıtlarını, hepsini ama hepsini özel konuklarımızla, alanında uzman isimlerle ya da konunun bizzat muhataplarıyla değerlendireceğiz. 3 saatimiz var. Manşetlerin izini sürmeye başlayalım. Bir seçime gidiyoruz ve seçime giderken Türkiye neyi konuşuyor? Anketleri, anket sonuçlarını. Seçim yarışında artık takvim sıkıştı. Çok az kaldı ve bu çok az kalan sürede ortaya konan veriler neye işaret ediyor? Birlikte değerlendireceğiz. Bazı değişiklikler var kimi illerde ve ilçe hesaplarında. O değişiklikleri göreceğiz. 1 Nisan sabahında Türkiye nasıl bir sonuca uyanacak? Devam ediyoruz bugün. Kamuoyu araştırmalarının izini sürmeye, sokakta mikrofonu uzatmaya, vatandaşın görüşünü veya talebini ekranlara taşımaya. Tabii vatandaş hangi şartlarda gidiyor? 4 milyondan fazla hane yardımsız ısınamıyor. Sözcü'den bugün okuduğumuz manşetlerden biriydi. Yetti mi? Yetmedi. Kart harcamaları var. Kredi kartları hususunda elbette para birimimizin değersizleşmesi, enflasyon oranı bunda etkili. Markette artık kartla harcama tutarı resmen ikiye katlandı. İkiye katlandı. Yemek alışverişinde de, market alışverişinde de. Bakın dolar TL, euro TL de Türk lirasının en yerli, en milli mesele. Hani çok duyuyoruz ya siyasi propaganda konuşmalarında. İşte yerli ve milli mesele. 32-34 bandında dolar TL, euro TL 35-12 bandında. Markette kart tutarının, harcama tutarının bu denli artışı, Türk lirasındaki değer kayıpları, dışa bağımlılık, zamlar, enflasyon, bir türlü belinin kırılamaması, bırakın yükselmeye devam etmesi. Bir de üstüne deniyor ki seçimden sonra 500 milyarlık ek vergi yükü çıkabilir.
Şimdi vatandaşın omzuna bir de bunlar mı binecek sorusu var. Seçim sonrasına ilişkin bazı iddialar, tahminler, söylemler, çıkarımlar vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunları yalanladı bildiğiniz gibi. Kendisinin görevden alınacağı iddialar da dahil olmak üzere. İşte tüm bunları birlikte konuşacağız. Seçime giden Türkiye'nin bazı yan başlıkları da var. Şiddet sarmalından bahsediyoruz sokakta, sağlıkta. Biliyorsunuz son olay ise Trabzon'da, Trabzon-Fenerbahçe maçı sonrası yaşandı. Bugün sevkler var. Hangi cezaların çıkacağı, ne oranda adaletli davranılacağı elbette toplum tarafından konuşulacak. Talepler var ortaya konulan, kulüplerden giden talepler var. Fenerbahçe seyircisiz cezasının sadece kendi maçlarında uygulanmasını, başka maçlarda uygulanacak kendisinin bundan bir fayda sağlamayacağını, cezayının yaptırım hüviyetinin değişeceğini söylüyor. Bir yanda onlar konuşuluyor. Halil Umut Beler daha önce saldırıya uğramış bir hakemdi. Burada maçı tatil etmemesi UEFA gözlemcileri tarafından da artık düşük not alacak ve sonrasında belki de kendi Avrupa kariyerinin maç alma ihtimalinin düşebileceği yönünde yorumlar yapan hakem yorumcuları var, hakem eğitmenleri var. Hepsini konuşacağız detaylıca. Şimdi konuşacağımız meseleler arasında tabii siyasetin zirvesiyle başlamak lazım. Şimdi bir tarafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, diğer tarafta hem Cumhurbaşkanı hem de partisinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. İki haftadan az bir süre kalmışken siyasetin gündemi az önce verdiğimiz başlıklarda gizli. Emekliler özellikle siyasetin zirvesinde emeklilerin hakkı için kavga ederim diyen CHP lideri Özgür Özel var. Diğer tarafta İyi Parti lideri Meral Akşener'in beyanları var. Mesela emekli ittifakında buluştuk diyor Akşener'le. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vurgusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise başkentten bir yanıt verdi. Erdoğan ile Özel'in ortak konusu CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Mitinglerin, konuşmaların gündemiyle başlıyoruz. Sürekli zam 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 yapıp dönüp öbür taraftan dem 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 deyip kavga etmek istiyor. Bunların derdi ne Atatürk'tür, ne şeffaflıktır, ne dürüstlüktür. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara, CHP lideri Özel Antalya'da konuştu. Özel Erdoğan'a seninle kavga etmeyeceğim diye seslendi. Tayyip Bey benimle kavga etmek istiyor. Ben de diyorum ki seninle bu konularda kavga yapmam. Ama illa kavga yapmamı istiyorsan tamam, seninle kavga yapacağım. Emeklinin hakkı için kavga yapacağım. Bunların tek derdi kendi çevrim içi dünyalarında kurdukları sahte düzeni korumaktır. Seçim meydanlarının bir numaralı gündemi ise emekliler. Meral Hanım'la Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor, en güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır. Emekliler, emekliler. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Emekliye bulamadığı parayı beşli çeteye buluyor. Dönüyor yol müteahhitine, yandaş müteahhite buluyor. Emeklilerin durumu mitinglerin ana gündemini oluştururken hem Erdoğan'ın hem Özel'in bir diğer gündemi de Kılıçdaroğlu'ydu. Emekli ikramiyesini kimin sayesinde alıyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu, bir alkış yollayalım genel başkanımıza. Bir dönem ağızlarını her açtıklarında ne diyorlardı? Ben hesap uzmanıyım. Şimdi hesap uzmanı nerede? Ankara'da bir apartman dairesinde. Bunun da akıbeti aynı, bu da gidecek. Bunları 31 Mart'ta emekli edelim. Siyaseten şimdi bu tip göndermeler tabii nereye gider? Hesap uzmanı vurgusuna karşı o günlerde CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu da seçim döneminde ekonomistim diyorsun, bu ekonominin hali ne sorularını miting meydanlarında söylüyordu. Bu yönüyle belki de önümüzdeki dönemde emekli konusunda yapılan çıkışlar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu'nu böyle anması, tarif etmesi, Sayın Özel'den gelen vurgular vatandaşın zihninde, kalbinde, karar mekanizması neredeyse orada nasıl etki edecek? Doğru soru bu. İstanbul seçimi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart programı yoğundu. Şimdi Edirne Kapı Şehitliği'nde
Çanakkale Zafer Anması vardı. Şehit ailelerini karanfille karşıladı. Sonra Büyükçekmece'de o mitingvari, yeni dönemin mitinginin adı halk buluşmaları oldu. Halk buluşmasında gündeminde tabii asıl rakibim dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Şimdi İstanbul eleştirilerine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek dertleri İstanbul. Milletin derdini unuttular dedi. Belediye başkanlığı gibi sorumluluğu ve vebali ağır bir görevi tek iş olarak değil, yarı zamanlı bir ek iş olarak yaptılar. Dertleri, ya bu İstanbul'u nasıl kaybettik? Sanki babalarının analarından mülk kalmış. Milletin unuttu, tek derdi koltuk. Bu kötü bir şey. İstanbul'un seçimi yine genel seçim havasına büründü. Cumhurbaşkanı Erdoğan mega kente yine geniş bir başlık açtı. İsim vermeden eleştirilerini sıraladı. Erdoğan da İmamoğlu da israf konusunu tartışmaya açtı. Utanmadan, sıkılmadan üst geçitlerin gövdesine israfı bıraktık diyor. Hangi israfı? İstanbul'un yeniden israfçıların eline geçmesine asla izin vermeyelim. Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü İstanbul'da anıldı. Ekrem İmamoğlu Edirne Kapı Şehitliği'nde resmi törene katıldı, şehit ailelerine karanfil verdi. Büyükçekmece'de Atatürk Devrimleri Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi açıldı. İmamoğlu mesajlarını Cumhuriyet vurgusuyla yaptı. Görevini en iyi yapan Cumhuriyete layık olandır. Bakırköy Ataköy iki telli metro hattının ikinci etap açılışında gündem AKP'nin İstanbul adayıydı. Murat Kurum'un bir kez daha yaptığı adımla kilometre hesabına cevap verdi. Bizden önce 10 metro hattını birden durduranlar bu beceriksizliklerinden dolayı milletten özür dileyeceklerine bizim 5 yılda sadece 8 kilometre yaptığımızı iddia edecek kadar küçük düşüyorlar. Bu gerçekten çok komik, çok zavallı bir durum. Büyükçekmece Tepecik Yaşam Parkı açılışında Kanal İstanbul hatırlatması yaptı. Bunlar kendileri bizi İstanbul'a ihanet ettik dediler, doğru mu? Kanal İstanbul'a bütün mücadelemizi verdik. Sinsi sinsi sürdürmeye çalışıyorlar. Ama acemi adaya sorsanız gündeminde yokmuş. Yani onun gündeminde olsa ne olur, olmasa ne olur. Bir kişinin gündemi önemli. Büyükçekmece Tepecik göl sahilimizin açılışı. Ekrem İmamoğlu'nun acemi aday diyerek hedefini aldığı isim Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Murat Kurum. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. 12 gün kala Kanal İstanbul'un bir kez daha gündemlerinde olmadığını söyledi. Siyasete değindi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın kararlarına ilişkin tavırlarına şaşırıyorum ifadesini kullandı. Kanal İstanbul şu an İstanbul'un gündeminde değil. Belki de en çok sizden oy alabilecek isim Fatih Erbakan. Cumhur İttifakı'nda Yeni Refah Partisi katılmıştı ama şimdi işler tam tersine dönmüş gibi. Siz şaşırıyor musunuz Sayın Erbakan'ın bu tavrına? Ya şaşırıyoruz tabii. Yani biz Mayıs seçimlerinde gerçekten Refah Partili kardeşlerimizle birlikte hareket ettik. Yani az önce de sordunuz Cüneyt Bey, yani bu iki aday arasında seçilecek. Yani bu seçimde efendim partiler 3 oy, 5 oy, 7 oy aldılar diye bir hükümetten destek almayacaklar, yardım almayacaklar veya işte var olup yok olma mücadelesi de vermeyecekler. Bu seçim yerel seçim. Yani belediye başkanının seçileceği bir seçim. Ve yeniden Refah Partili kardeşlerimizin de işin sonunda verecekleri oyun Kur'an kurslarımızı ortaçağ zihniyeti olarak tabir eden anlayışa mı, yoksa Ayasofya'nın zincirlerini kırıp ibadeti açan anlayışa mı olduğunu sandıkta net bir şekilde görerek hareket edeceğini düşünüyorum. Yani bu manada 5 yıldır vaatlerini gerçekleştirmeyen Ekrem Bey'e mi fayda sağlayacaklar, ya da 81 ile hizmet etmiş 365 milyar lira sadece 5 yılda İstanbul'a harcamış, eser yapmış Murat Kurum'a mı verecekler? Sandıkta ben yeni... Şimdi mal varlığı açıklamaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geldikten sonra o koltuğa aday olan isimler Cumhur İttifakı'nın ortak adaylarına da yüzler şöyle bir dönmüştü. Ne zaman açıklarlar, açıklarlar mı? Açıklamalar gelmeye başladı biliyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok katıldığı canlı yayında soruları yanıtlarken gündeme bu da geldi. Bir önceki gün çünkü açıklama yapmış
ve insanların tepkileri yüksek mal varlığı sebebiyle kimi tepki ve eleştirileri beraberinde getirmişti. Şimdi Mansur Yavaş'ı hedef aldı Turgut Altınok. Londra'dan aldığı ev üzerinden yüklendi Yavaş'a. Aynı zamanda kendisine canlı yayın için bir teklif götürdüğünü de söyledi. Belediye başkanlığı maaşıyla ev aldım, araba aldım. Çoluğumu çocuğumu yurt dışında okuttum. Veya yurt dışına gezmeye gittim. Veya mütevazi bir araba aldım diyen kim varsa ben dedim şaşarım buna. Çünkü olmaz. Yani bu olmaz çünkü. Yani dolayısıyla bu maaşlarla bu olmaz. Ama sonra yok padişah çocuğuydum, yok padişah torunuydum. Yok piyangodan para çıktı, yok iddiadan para çıktı. Bir yerden gömü buldum, böyle bir şey yok. Belediye başkanı olmadan önce bu malların hepsi kayıtlıdır. Herkes kayıtlı malını çıkaracak. Türkiye'de göreceğiz bakayım kaç kişi kalıyor. Şu an Büyükşehir Belediye Başkanı Londra'dan ev almış mesela Sayın Yavaş çocuklarına. Bizim yurt dışında bir tane gayrimenkulüm yok onu söyleyeyim. Bizim yok mu yurt dışında yatırımımız var? Bir tane yok. Bizim bir tane vatanımız. Türkiye'de mi gayrimenkulleriniz? Bir tane vatanımız var Türkiye. Gerçekten yurt dışında hiç gayrimenkulümüz yok? Hiç yok. Hiç yurt dışında gayrimenkulümüz. Çocuklarınızın? Çocuklarımın da yok. Hiçbirinin yok. Belediye başkanı olduktan sonra güzel. Zengin olanlara sorsanız şu an kampanyaya 2-2,5 milyar para harcayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na soracaklar. Şeyi parayı nereden buluyorsunuz? Tabii gelsin Ankara'yı konuşalım. Ankara'nın problemleri. Teklif ettiniz mi öyle şey? Teklif ettik. Yine teklif ediyorum. Buyurunuz gelsin. Jet yanıt geldi. Hem Londra sorusuna, Londra'da evi var iddialarına Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Hem de bu mal varlığı neden bu kadar çok? İşte seviyesi, mal varlıklarının geç açıklanması, üzerine böyle bir liste çıkması eleştirileri beraberinde getirmişken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı başka bir şey söyledi. Turgut Altınok aslında mal beyanını tam açıklamadı kanaatindeyim dedi. Ben onun mal varlığını tam olarak açıklamadığı kanaatindeyim. Sadece belediye başkanı olduktan sonra servetinin de azalmadığı kanaatindeyim. Bunlar da artık gün gelince zaten şöyle diyor. Bu konuda kim ne biliyorsa ortaya bir döksün de cevaplarını alsınlar. Kızım oraya çalışmaya gitti. İş evet, için gitti. Evet. Türkiye'de iş bulamadığı için gitti. Binlerce giden genç gibi gitti. Uzun yıllardır kiradaydı. Ben 2020 yılında kredi çektim. Çektiğim krediden kendisine bir miktar para gönderdim. O da gitti morgışla ev aldı. Şimdi bunu döndürüp Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var diye satıyorlar. Biraz bu konuşsunlar bakalım da. Çok şükür alnımız açık İsmail Bey. Bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir işin içerisinde olmadık. Saklayacak da hiçbir şeyim yok. Kaldı ki İsmail Bey ben saklayabilir miyim istesem? Saklayamam değil mi? Çünkü bütün devlet mekanizmaları ellerinde. En ufak bir açığımız olsa bu dördüncü belediye başkanlığı arayayım. İki dönem benim için yeterli diye düşünüyorum. Bunu Beypazarı'nda seçildiğim akşam söylemiştim. Bunu da şimdi söyledim. Neden şimdi söylediğimi söyleyeyim. Son 5 yılım benim elimi tutacak, benimle beraber yürüyecek belediye başkanı seçin, hizmet ederim. Yoksa sizin seçeceğiniz muhalif belediye başkanı partisini ilçesinden fazla seviyor, gelmeyecek, benden bir şey istemeyecek, siz mahrum oluyorsunuz diyorum. Bu nedenle öne çektim, yoksa peki, bunu seçim akşamı açıklamayı düşünüyordum. Ve geldik vitrindeki en büyük manşete. Hatay sınavı. Dün de bahsettik ya, Hatay sınavı deyince CHP'nin Hatay sınavı, Lütfü Savaş sınavı diyorduk. Şimdi Gökhan Zan sınavına gözler çevrilmiş durumda. Adaylıktan onu çektiren bir ses kaydı olduğu iddiası. Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektik derken Gökhan Zan hayır devam kumpasa uğruyorum, tehdit ediliyorum dedi. O ses kaydı ortaya çıktı. Gökhan Zan bu ses kayıtlarına işaret ederek Sözcü Televizyonu'nda oraya dair ilk açıklamaları da yaptı. Şimdi montaj, kumpas vurguları var. Gözler yargıda, 5 milyon dolar için pazarlık yapıldığı ve valilikten özel koruma talep edildiği de o iddiaya konu detaylar arasında. Gökhan, 3 milyon tamam değil mi net? Yani sıkıntı yok, bana teslim edilecek. Devam ederim, ben bir teklifte bulun, sana sormadan bir şey diyemedim ki. Aynen, lalamet makatıyla kamsiyetle bilmiyorum. 5 istiyorum. Tamam, 5 istiyorum. Türkiye İşçi Partisi'nin açıklamasında atıf yapılıyordu. Gökhan Zan'ın tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiği iddia edildi. Adaylığı geri çekildi.
Sözcü Türkiye İşçi Partisi'nin işaret ettiği telefon görüşmesine ulaştı. Tuvaletten sessiz konuşuyorum. AK Parti İl Başkanlığındayım. İçeride şey var, Adem Yeşildağ. Sonra AK Parti'nin şeyi, adayı Mehmet Öntürk. Konuştum ben. Yani bu gündüz konuştuğumuzu. Bir, çekilme asla olmayacak. Bir, ben dedim zaten biz garantiye aldık bunu. İki, 3 milyon veriyorlar. Abi, bir de kuzenim orada şeyi söyledi. Ya bir pozisyon falan dedi. Pozisyondan kasıt ne? Spor Bakanlığı mı? İşte belediye mi? Yoksa külliye mi? Bize sorsun, biz de genel merkeze bildirelim. Olumlu olumsuz size döneriz Turgay Bey dediler. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı Gökhan Zan. CHP'li Lütfü Savaş'ın istifa etmemesi üzerine rakip olarak öne çıktı. Seçime sayılı günler kala bir açıklamayla adaylığı düştü. Zan sahte kayıtlarla tehdit edildiğini söyledi, şantaj yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı. Abi şöyle, herhangi bir şey olur, bu spor yorumculuğu olur, TRT'de atıyorum. Ha, şeyi de söylediler. Hatay Spor'la ilgili de olabilir. Ha, Hatay Spor'u arırsak, Hatay Spor'un orada sportif direktörü, anladın mı? İşte CEO'su gibi, şey, başkanı gibi atıyorum. Bu tarz işte, ne bileyim, spor projelerinde olur. Hı-hı. Gökhan Zan olduğu düşünülen kişi AKP binasından aradığını söyleyen biriyle dakikalarca konuştu. Adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar önerdiği söylendi. Gökhan Zan olduğu iddia edilen kişi konuşmaya Arapça devam etti. 5 milyon dolar için pazarlık yapıldı. Ya, o kadar konuştuk ki sağ olsun çok iyi karşıladılar. Kahveler, sohbetler bayağı iyi karşıladılar yani. Ben bir iki hediye de getirdim. Ailede engelli var. Ailesini garantiye alması lazım. Hepsini söyledim. Onu o yüzden yükseltebilirim rakamı. 5'e çıkarabilirim yani. Aynen. Yani. Valilikten özel koruma talebi de gündeme geldi. Teklif edilen rakamın birimi üzerinden espriler yapıldı. Koruma meselesini de açtım ben. Onda da sıkıntı yok. Korumayı da valilikten ayarlayacaklar. Tamam. Ama ünkedileri de kalkanabilir tahkim o. Şeyi de sormayı unuttum. Dolar mı, TL mi? Onu da şimdi öğrenirim. Dolardır tabii. Herhalde ne oldu? Sormak değil abi. Neyi soruyorsun sen? İyi misin ya? Ya 3 milyon TL değildir ya. Dolardır. Zaten 3 milyon TL diye bir para mı kaldı? Ses kaydına ulaştı Sözcü televizyonu. Sonra habercilik gereğince ne yapılması lazımdı? Konunun muhatabına sormak gerekiyordu. Öyle yaptık efendim. Bakın oradan ne yanıt geldi. Tamamen yalandır. Bu montaj mıdır? Fake midir? Kurgu mudur? Artık onu savcılık, adli makamlar karar verecek. Seçimin en kritik virajında Hatay'ın gündemi ses kaydı oldu. Türkiye İşçi Partisi'nin adayı Gökhan Zan olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı. Gökhan Zan iddiaları Sözcü televizyonu aracılığıyla yalanladı. Benim basit bir montajla korkup sineceğimi mi sundular? Asla. Türkiye İşçi Partisi akşam vakti bir açıklamayla Gökhan Zan'ın adaylığını çekti. Elden ele dolaşan ses kaydı işaret edildi. Tasvip edilmeyen ilişki iddiaları dile getirildi. Gökhan Zan soluğu savcılıkta aldı. Telefonla görüştüğü iddia edilen Turgay Kocakaya'dan şikayetçi oldu. Çekilmezsem bana sahte kayıtlarla itibar suikasti yapacağını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Ses kayıtları ertesi sabah kamuoyuna yayıldı. Sözcü televizyonu yayınına katılan Gökhan Zan aldığı tehditleri anlattı. Ben 3 haftadır genel merkezine, bizlere, hepsine, arkadaşlarına söyledim. Bakın bana şantaj kuruluyor, bana montaj kuruluyor. Bakın beni tehdit ediyorlar. Boyunayım önemli değil. Bunlar siyasette var. Hep bana bunları söylediler. Ses kayıtlarında Gökhan Zan olduğu iddia edilen kişi pazarlık yapıyor. Adaylıktan çekilmemesi için 5 milyon dolar istiyordu. Zan kendisine ulaşan kaydı savcılığa götürdü. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da suçladı. Bana montaj kurup benden para istemeye kalktı. Bunu Lütfü Savaş'ın danışmanına tehdit etti beni. Adaylıktan çekilmem için bu kurguyu yapacaklarını söyledi. Gökhan Zan Turgay Kocakaya ile yaptığı bir sohbetin cımbızlanarak kurgulandığını söyledi. Ben spor yorumculuğu yaptığımı, spordan geldiğimi, işte siyasetten sonra futbol yorumculuğuna, belki teknik adamla devam edeceğimi, bunları normal olarak sohbettim. Ama kendisi oradan aldı, kırptı, fake'le. Türkiye İşçi Partisi her ne kadar Gökhan Zan'ı adaylıktan çekse de aday listeleri kesinleşti. Tipin adayıyım yasal olarak, siyasi olarak da Hatay İttifakı'nın temsil eden adayım. Sesimi duyan var mı?
Şimdi bu kırpılan, işte montaj oluşturulan, içerisinde deepfake'in de bulunduğu ve bağlamından koparıldığı çıkarımı yapılan bir izah geliyor Gökhan Zan'dan. Şimdi işte yorumculuk kısmının yalanlanmayıp da işte para pazarlığı, adaylık kısmının yalanlanarak montaj olduğunun işaret edilmesi Gökhan Zan tarafından. Bakalım yargıda belli olacak, ne zaman belli olur? Anlaşılan bu iş seçimden sonraya kalacak. Konuyu hep yakından takip etti. Özel haberleriyle ekranlarda yer bulacak. Bizzat ona soracağız yine. Hem İsmail Saymaz aramızda hem de kamuoyu araştırmacısı Ertan Aksoy aramızda, siyasetin nabzında onunla birlikte değerlendireceğiz. Ertan Bey hoş geldiniz diyeyim ama İsmail Saymaz'la başlayacağım. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin programları takibi, Karadeniz hattı, Artvin, Rize. Bakalım mitikler nasıl yansıyacak ama Gökhan Zan. Konu nereye geldi İsmail Saymaz? Merhaba, Rize Artvin yolundan günaydın. Az önce CHP lideri Özgür Özel'le beraber Rize Artvin Havalimanı'na indik. Ve şimdi saat 1'de Artvin'de yapılacak miting için Artvin'e doğru seyahatteyiz, yolculuktayız. Dolayısıyla sabit bir bilgisayar bulamadığım için bağlantıyı araçla cep telefonuyla yapıyorum. Olası hızlıca kesintilerden alalım ve sallantıdan ötürü şimdiden özür dilerim. Tekrar sorun alabilir miyim? Tabii. Hızlıca alalım o halde. Yoldasın, herhangi bir riske de girmeyelim. Evet. Bağlantıdır, donmadır, şudur budur. Evet. Konu nereye geldi? Dün kayıt ekranlara yayınlandı. Zaten ulaşacağını beyan etmiştin İsmail Saymaz. Sonra ise Gökhan Zan'a ulaştık. Sorduk. Konunun muhatabıydı. Bir yanıt aldık. Konu nereye geldi? Şu an manzara ne anlatıyor? Ne zaman belli şimdi, olacak bu iş? Şimdi iki senaryolar üzerinde durabiliriz. Tabii. Bunlardan birisi Gökhan'ın iddia ettiği üzere bu bir komplodur, kumpastır, montajdır ya da deepfake'tir. Ancak bunun açığa çıkması, ortaya çıkması bir savcılık incelemesi sonrasında belki anlaşılabilir. Bu da seçime kadar olacak iş değil. Ancak seçimden sonra belki aydınlanabilecek bir durumdur. Eğer bu bir montajsa, eğer bu ses kaydı gerçekse o zaman iki ihtimalden söz edebiliriz. Ya Gökhan Zan gerçekten işte adaylığını geri çekmemek. Eğer kazanamazsa seçimden sonra hayatını sürdürebilmek için AK Partililerle bir pazarlık kurmak istemiştir. Yahut birileri onun bu zaafından faydalanarak sanki AK Parti ile arasında bir bağlantı kurmuş gibi Gökhan Zan'la görüşerek onu tuzağa düşürmüş olabilirler. Bu ikinci ihtimalin ikisi de eşit ağırlıktadır. Yani eninde sonunda Gökhan Zan'ın adaylığını çekmemesi karşılığında işte bir maddi ya da bir siyasi beklenti içinde olduğu sonucuna varılır. Bu elbette bir siyasi skandala delalet eder. Bu durumda Gökhan Zan'ın meseleyi açıklığa kavuşturması gerekir. Zira kendisi bu bir montaj ve kumpas diye açıklama yapıyor ancak görüştüğü kişi yani Turgay Kocakaya adlı kişiyi 13 aydır tanıdığını söylüyor. 13 ay önce 6 Şubat depreminden sonra kendisiyle temasa geçtiğini, bu kişi coğrafyacı olduğu için fay hatları hakkında kendisinden bilgi aldığını anlatıyor. Dolayısıyla yakınlığını reddetmiyor. Hatta seçim döneminde Turgay Kocakaya kendisiyle ilişki kurmuş, seçimde ona kampanyada destek vermiş. Turgay Kocakaya'ya sorarsak, Turgay Kocakaya diyor ki, aslında bizi buraya Gökhan Zan yönlendirdi. Gökhan Zan önce sponsorluk için çeşitli şirket iş adamlarıyla bağlantı kurdurdu. Buradan elimiz boş döndük. Sonra bizi buraya yönlendirdi diyor. Şimdi eğer öyleyse, Turgay Kocakaya'nın iddiası doğruysa o zaman burada ciddi bir itham var. Bunu da Gökhan Zan'ın açıklığa kavuşturması gerekir. Çünkü Gökhan Zan bu kişiyle nasıl bir tanışıklığı olduğunu, neden bu kişinin siyasi kampanyasında yanında bulunduğunu da izah etmek durumundadır. Diğer taraftan Gökhan Zan tabii savunmasını şöyle yapıyor. Bu bir kumpas ve bu kumpasın arkasında işte CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş var. Bir an için öyle olduğunu varsaysak bile sonuç olarak biz Gökhan Zan tartışmasına hangi aşamada dahil olduk? Türkiye İşçi Partisi'nin onun adaylığını geri çekmesinden sonra dahil olduk. Tabii. Dolayısıyla Gökhan Zan'ın evvela ikna etmesi gereken biz değil, kendisini aday göstermiş olan Türkiye İşçi Partisi'ydi. Fakat Türkiye İşçi Partisi Gökhan Zan'ın
montaj ve kumpas savunmasına itibar etmedi. Benim bildiğim kadarıyla geçen cumartesi günü Gökhan Zan'ı Hatay'da Türkiye İşçi Partisi'nin bürosuna davet ettiler. Orada bir orada Türkiye İşçi Partili bir milletvekili de vardı. Türkiye İşçi Parti yöneticileri de vardı. Beraber ses kayıtlarını dinlediler. Ve ses kayıtlarını dinledikten sonra kendisine sordular. Kendisi işte para isteme meselesinin deepfake ile üretildiğini iddia etti. Fakat burada spor yorumculuğu gibi meseleler hakkında işte kazanamadığı takdirde hayatımı nasıl sürdürebilirim, buna dair sohbetlerimiz olmuştu diye cevap verdi. Şimdi dolayısıyla Türkiye İşçi Partililer ikna olmadıkları için bu kararı aldılar. Nitekim Erkan Baş da hem bana yaptığı açıklamada, dün yayında anlatmıştım, hem de işte T24'ten Murat Sabuncu'ya verdiği demeçte Gökhan Zan'ın bu sohbet sırasında kazanamazsam sonra ne yapacağım, hayatımı nasıl sürdüreceğim dediğini anlatıyor. Dolayısıyla tipi ikna edememiş. O nedenle tip de kendisinden bir savunma bekliyor. Tip de kendisinden bir izah bekliyor. Gökhan Zan'a bugün düşen kamuoyunu ikna etmesidir. Ve özür dilerim, bu arada tünele girdik. Karadeniz'de tahmin edersiniz ki tüneller var karayolunda. Gökhan Zan'a bugün düşen önce tipi ikna etmesidir. Sonra kamuoyunu ikna etmesidir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani bu Gökhan Zan'la AK Parti adına görüşüyormuş gibi görüştüğünü iddia eden Turgay Kocakaya adlı kişi de öyle. Peki. Tam yerinde dondu. Aslında bir karşı ifadeyi daha vurgulayacaktı. Son söylediğini ben bir kez daha söyleyeyim. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş dün İsmail Saymaz cephesine gelen açıklama da vardı. Gökhan Zan arkadaşlarımıza ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir demiş. Sonrasında karşı ifadeyi, 13 aydır tanıştığı kısmındaki ifadeyi de hatırlatacaktı İsmail Saymaz. Bağlantı kurarsak tamamlamasını rica edeceğim elbette ama Hatay'da karar neydi? Şimdi bu olaylarla değişir mi? Bir kamuoyu araştırmacısına en çok bu sorulur herhalde şu aşamada. Ertan Aksoy nasıl görüyor? Hatay'dan başlayalım. İsmail Saymaz'ın son cümlesini aldıktan sonra herkesin çok merak ettiği İstanbul verilerini de sormak istiyorum Ertan Aksoy. Şimdi şöyle, yani Hatay'da zaten çok büyük farklar yoktu rakipler arasında. Özellikle iki büyük parti için. Biz doğrudan ölçmedik ama benim gördüğüm kamuoyu yoklamalarında, saygın kurumların yaptığı kamuoyu yoklamalarında farklar birbirine yakındı. Burada elbette ki anlaşılır bir biçimde tipin adayı çekildiğinde daha solda olan bir parti ve muhalif blokta olan giderek de öne çıkan bir parti, onun seçmenin de solda bir tutum göstermesini, muhalefet içerisinde bir tutum göstermesini, oy tercihlerini bu yönde kullanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu bir miktar daha belki CHP lehine bir tabloyu ortaya çıkarabilir. Üstelik bunu destekleyen bir durum daha var. Şimdi Sayın Gökhan Zan deseydi ki bunların tamamı yalandır, belki şey olabilirdi. Onu sevenler öfkelenip bir grup protesto edebilirdi veya gidip AKP tarafına oy verebilirdi. Fakat burada kısmi bir kabul ediş var. Yani bir müzakere, daha doğrusu bir pazarlık sürecinin olduğu kabul ediliyor. Ama pazarlığın içeriğine ve tartışma başlıklarına dair bir itirazı söz konusu. Burada esas olan şey şu. Ertan Aksoy, özür dilerim. Bu meseleler konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu'nun da gündeminde olduğu, işte bir CHP para sayma soruşturması kumpas olarak değerlendirmişti. Buna dair konuşuyor. Bir kulak verelim mi? Etti 17 artı 1. Şimdi 17 artı 1 ama bir kişi daha var, o da geliyor, yakındır, gelecek. Bekliyoruz vallahi, gel, bekliyoruz. Buyursun gelsin. İstanbul'a bekliyoruz. Misafir, bu İstanbullu misafir ağırlamayı sever mi? 23 Haziran'da 806 bin kere nasıl misafir ettiyse şimdi daha büyük rakamla misafir edecek. Daha büyük rakamla. Sevgili dostlar, hiçbir yalanın, hiçbir iftiranın,
gizleyemeyeceği gerçek şu. Bu kardeşiniz, bakın bunu lütfen iyi dinleyin. Belki rakamlar çok büyük, kafanız karışacak, benim de karışıyor. Ama bizim 5 yılda elde ettiğimiz gelir bizden önceki 5 yıldan çok daha düşük. Biz bu 5 yılda 4.2 milyar dolar, TL'sini söyleyemiyorum, utanıyorum. Döviz öyle arttı ki çarpınca makine bile göstermiyor. Bunların gazabından bu milleti Allah korusun. 4.2 milyar dolar daha az harcadık ama onların 25 yılda yapamadığını biz 5 yılda yaptık, 5 yılda. Onlar 25 yılda 122 kilometre metro yaptı. Bu kardeşiniz ekip arkadaşlarıyla birlikte 5 yılda 65 kilometre metro yaptık. 65 kilometre. 63 kilometresi de yerin altında yapılmaya devam ediyor. Sevgili dostlarım, bakın size şunu söyleyeyim. Biz 10 yılda var ya 50 yıllık iş yaparız. Bunların o kibirini, bunların kumpaslarını, bunların yalanlarını, bunların rantçılığını, bunların kanal aşkını tarihe gömeceğiz. Tarihe. Tarihe gömeceğiz. Şimdi onlar şöyle birini arıyorlar İstanbul'a. Ankara'dan birisi işaret etsin, yatsın. İşaret etsin, kalksın. İşaret etsin, imzalasın. İşaret etsin, yapmasın. Bakın, Tarık Başkan'la Ekrem İmamoğlu'nun ilişkisi nasıl biliyor musunuz? Ben onun bilgisine saygı gösteririm, hürmet gösteririm. O benim yöneticiliğime saygı gösterir, hürmet gösterir. Birbirimizin bilgi ve birikiminden faydalanırız. Sizlerle beraber düşünürüz. Ortak akıl masası kurarız. Milletimizle beraber yasaya uygun, hukuka uygun bir kişiyi değil, milleti memnun eden kararları alır, gözünün yaşına bakmadan yaparız gideriz. Bu kadar net. Bu kadar net. Sevgili dostlarım, bakın İstanbul'u yönetenler, Pendik'i yönetenler sizleri uzun yıllar ihmal etti. Doğru mu? Bu şehre rant kapısı olarak baktılar. Doğru mu? Bakın Kurna Mahallesi'nde planlama yetkisinin belediyemize verildiği sosyal konut yapmak için imar planlarını da yaptığımız, bak sosyal konut yapacağız. Sabit taksitle onlar milletin neyi var neyi yok alıyor. Biz sabit taksitle oraya sosyal konut yapacağız. Onayı için her şeyi hazırladık. Bakanlığa yolladık. Ya fırsatçılığa bak ya. Ya fırsatçılığa bak. 8 milyon metrekarelik alanı, bizim yetkimizde olan alanı, hani bu adilim diyen veya şehre belediye başkanı olan, belediye başkanı aday olan acemi aday var ya, onun imzasıyla o 8 milyon, onun bakanlığının imzasıyla 8 milyon metrekareyi bizden alıyorlar, Pendik Belediyesi'ne veriyorlar. Yahu 8 milyon metrekarede Pendik Belediyesi daha Ertuğrul Gazi'nin sorununu çözememiş. Gidecek 8 milyon metrekarede sabit taksitle ev yapacak. Ya bu kadar yalan, bu kadar iftira, bu kadar kumpasın karşılığında bir de bu kadar partizanlık olmaz. Bunlar sırf partizanlık için bunu yapıyor. Ama biz bunu da düzelteceğiz. Bakın şimdi orada zaman kaybedildi. Orada imar planı sorunu yaşanmaya başlandı. Biz çoktan oraya start verirdik, başlardık, işimize bakardık. Ama bunların derdi millet fayda görsün değil.
Bunların derdi benim partilim faydalansın. Benim partilim karar versin. Benim partilim bir iki müteahhit oraya gitsin. Başka hiçbir dertleri yok bunların. Onun için bunlara bu yetkiyi vermeyeceksiniz. Ben eminim. Vermeyeceksiniz. Şimdi bakın, az önce başkanımız da söyledi. Ertuğrul Gazi'de, Veli Baba'da, Sülüntepe'de, Yaylalar mahallelerinde imar problemlerini, mülkiyet problemlerini yıllardır görmezden geldiler. İş yapmıyorlar, bir de engel oluyorlar. Ertuğrul Gazi mahallesinde, bakın sizin mahallenizde, kreş yapalım dedik. Ya işimize başladık, mülkiyetini sırf kreş yapmayalım diye bu Pendik Belediyesi, bunlara aklı evvel diyorum ben, aklı kıt diyorum bunlara, aldılar elimizden hazineye verdiler. Niye? İBB kreş yapmasın. Ya Allah size akıl versin. Allah size akıl versin. Bakın sevgili hemşerilerim, biz her şeyden önce vatandaş dedik, şehrin ihtiyaçları dedik. Pendik ve bizim sevgili başkanımız, Tarık başkanımız. Bakın el birliği yaptık, iş birliği yaptık. Hep beraber, hep beraber Ertuğrul Gazi'nin sorunlarını çözmeye hazır bir ekibiz. Biz sizden Pendik'te Tarık Balyalı demenizi istiyoruz. Ertuğrul Gazi Mahallesi hazır mı? Ertuğrul Gazi Mahallesi sahipsiz olmayacak. Birlikte bu işi başaracağız. Sadece Tarık Başkanıma, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nden Tarık Başkanıma değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi meclis listesine de oy istiyoruz. Tamam mı? Bir de bana da oy verirsiniz herhalde. Şimdi benim güzel hemşerilerim, Allah'ın izniyle size söz veriyoruz. İstanbul'un bütün sorunlarına koştuğumuz gibi Ertuğrul Gazi Mahallesi başta olmak üzere Pendik'in diğer bütün mahallelerindeki mülkiyet, kentsel dönüşüm, sosyal... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partizanlıktan, yine seçim dönemi, yine kumpaslar, yine çeşitli girişimler, hiç mi normal seçim dönemine gidemeyeceğiz ülke olarak dedi. Her seçim öncesi kopyala yapıştır gelişmeler diyerek devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yeni döneminde mevcut adayı Ekrem İmamoğlu. Bir tarafta İstanbul, bir tarafta Ankara. Az önce İsmail Saymaz Hatay üzerinde genişçe anlattı aslında manzara nereye geldi. Kumpas iddiaları, getirilen izahlar Gökhan Zan'dan. Sonra İstanbul'a döndük. Ertan Aksoy'un yorumları birazdan almaya devam edeceğiz. Çünkü İstanbul üzerinde kamuoyu araştırmalarının nasıl gittiğini merak ediyoruz. Bir anda her gün başsavcı gibi açıklama yapıyordu dedi Ekrem İmamoğlu. Kim için? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç için. Birazdan Yılmaz Tunç dakikalar önce yine hangi açıklamaları yaptı? Paylaşacağız efendim. Sıcak başlıklar elimize ulaşmaya devam ediyor. Başka? Bir de Ankara yarışı var. Ankara yarışında Turgut Altınok var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyanları var. Neler olup bittiğine devam. Önce haber, peşine ise çarpıcı sonuçlar. Kararlıyız biz, çalışma. Şu etik değerleri herkesin anlaması lazım. Orada ne varsa tamamı belediye başkanı olmadan önce edinilen gayrimenkullerdir. Mal varlığını açıklamadan önce de, açıkladıktan sonra da eleştirilerin odağındaydı AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok. Mevcut başkan Mansur Yavaş'ın Londra'da daire aldığını iddia etti. Tartışma yeni bir boyut kazandı. Sonra öyle bir abartıyorlar ki efendim Monaco kadar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorsunlar. Londra'da daire aldı mı? Aldıysa o Londra'daki daireyle hala da kaç bin dönüm arazi alabilir? Mal beyanında banka hesap dökümünün olmaması soruldu. Altınok'tan dikkat çeken yanıt geldi. Benim banka hesabım, bir emekli maaşım banka hesabımda vardır. Recep Tayyip, şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankara'mızı kurtarmaya var mıyız?
Seçime günler kala söylemler sertleşirken tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu. Yavaş'a eleştirilerini sıraladı. Metro filan bir şey yok. Derdi de yok. Ya havalimanından şehir merkezine kadar şu yollarda en ufak bir adım atıldı mı? 23 Mart'ta Ankara'da yapılacak büyük miting öncesi adayı Altın Oka destek için Keçiören'deydi Cumhurbaşkanı. CHP'li belediyelere yüklendi. Bu beyefendi geldi geleli yollarda ne asfalt ne şu ne bu hiçbir şey yok. Ben Ankaralıyım. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Ertan Aksoy, İstanbul-Ankara soru yağmuru var. Tam da o sırada Ekrem İmamoğlu çıktı. Her seçim dönemi yine kumpas, yine kumpas dedi. Hatay özelinde mevzu en de sonunda yargıda veya Gökhan Zan'ın siz de belirttiniz. Kısmi bir kabul var ama para pazarlığını reddediş, oraya dair bir kumpas, deepfake meselesi var. İstanbul'a geçeyim. Ekrem İmamoğlu'nun saniyeler önce yaptığı konuşma. Her seçim dönemi kopyala yapıştır, bunları yaşıyoruz biz. Yine kumpaslar var dedi. Adalet Bakanı başsavcı gibi açıklama yapıyor dedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu bunu söylerken Adalet Bakanı'ndan ben yeni açıklamalar görmeye de devam ediyorum. Tam da Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği hususta işte para sayma hususu, işte Trabzon-Fenerbahçe maçına dair de birkaç beyan olmuş ama ağırlayınca uzun cümleler para sayma soruşturmasına dair şu geldi, bu gitti, şu ifade verdi, bu ifade verecek gibi bayağı detaylı açıklamalar yapıyor. Ekrem İmamoğlu da anlaşılan buna tepki gösteriyor. Evet, yani şöyle, yani siyasetçiler sadece siyasi rakipleriyle uğraşmıyor. Birçok kirli propaganda, kara propagandayla da aynı zamanda baş etmeye çalışıyor. Özellikle bu son genel seçim bunun zirve yaptığı bir süreç. Adaylıklar açıklandıktan sonra muhalefet temsilcisiyle, muhalefetin adayıyla iktidarın adayın arasında gayet anlamlı farklar vardı ama zaman içerisinde tabii ki hem muhalefetin ve adayının hataları ama bunlardan daha büyük oranda bu yürütülen kara propagandanın etkisiyle birlikte bir beklenenden veya ilk evrelerde görünenden çok daha farklı bir sonuç çıktı. Şimdi buradaki daha önemli bir bölüm ise bu kara propagandayı yapanların bu süreç yanına kaldı. Kimse bağımsız mahkemelerde bu yaptığı kara propagandaya dair hesap vermedi. Vermediği gibi siyasi temsilciler, özellikle iktidar temsilcisi, temsilcileri bu sürecin arkasına dizildi ve varsa da önemli değil demeye getirerek konuyu kapattı. Bunu şu nedenle söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Bu tür çıkışlar, yani bu demokrasinin dibine konmuş bir dinamittir bu tür kara propagandalar. Bunları yapanların yanına kaldığı sürece biz önümüzdeki dönemlerde tekrar tekrar bunları yapmayı görmeye devam edeceğiz açıkçası. Şimdi kara propagandanın bu düzeyde rahat yapıldığı, toplumun bir kısmına da karşılık bulduğu bir ülkede gerçek anlamda bir demokrasiden bahsedilebilir mi? Gerçek anlamda bir siyasal rekabetten bahsedilebilir mi sorusu giderek önem kazanıyor. Buradaki şey şu, başta Sayın İmamoğlu olmak üzere bu dönem muhalefetin temsilcileri ve karar vericileri genel seçime giderken yapılan büyük hataya büyük oranda düşmemeye çalışıyor. O büyük hatada bu kara propagandayı ciddiye almama hali. Hı hı. Bir önceki dönemin yapılan bu kirlilik kadar bu büyük hata da vardı önümüzde. Ama bu sefer daha ciddiye alınarak üzerine gidiliyor. Buna dair daha özgüvenli, daha farkındalık gösteren bir tutum sergileniyor. Bu nedenle biraz daha etkisinin az olmasını bekliyoruz. Ama sahaya yansımaları ne? Tam o cümleyi yakalamışken sorayım. Etkisinin daha az olmasını bekliyoruz sahaya dediniz. Şu an İstanbul'un manzarası ne? Oyranları ne kadar değişkenlik gösteriyor? Nerelerde o skala? Şimdi yani İstanbul'da bizim yaptığımız yeni bir ölçüm yok ama gördüğümüz saygın kuruluşların ölçümleri yine baktığımızda kabaca 2 puan 6 puan arasında İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nu önde bulan araştırma şirketleri ve güvenilir olarak kabul edeceğimiz araştırmalar mevcut. Ben seçimin de benzer bir farklı bitmesini bekliyorum. Yani bir iki taraftan birinin baskın bir farklı kapatamayacağı çok açık. Yani sadece kamu yoklaması yapmasanız birkaç puanlık fark gözlemle bile bunu elde edebilecek. Evet, az bir farkla muhalefetin önde tamamlamasını bekliyoruz İstanbul'da. Yine tekrar seçim tabii İstanbul mi yükleniyor sonucu, o zaman? Yani bu kadar az fark olunca gibi. Seçim tekrar edilir, yenilenir
diye kendi arasında konuşan, yazık ki böyle, ne yazık ki insanlar bunu konuşuyorlar. Sizin kulağınıza da geliyordur. Size de soruyorlardır eminim yani. Şimdi şöyle, bu seçim yenilenir mi sorusunun yanıtı herhangi bir literatüre bağlı olarak verilemiyor Türkiye'de biliyorsunuz ki. Duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum, duyabiliyorum. Ertan Akçay gayet iyi. Yani herhangi bir literatüre bağlı kalınarak verilemiyor. Yani doğru. Bir hukuk literatürüne bağlı kalarak verseniz çalışmıyor yanıtınız. Siyaset bilimine bağlı kalarak verseniz o da karşılıksız kalıyor. Dolayısıyla biraz iktidarın keyfi o da öngörülebilir değil. O nedenle maalesef bende bir yanıt yok buna dair. Peki, başka bir son dönemde mesela sürpriz soranlar var. Son birkaç dakikam kaldı, o yüzden hızlandırmaya çalışıyorum. Başkent galiba rekor oy diyor herkes. Böyle bir mutabakat var, bilmiyorum Mansur Yavaş lehine. Mansur Yavaş da bundan bahsetti gerçi. Rekor oyla geliyoruz dedi. Onun dışında mesela Antalya ve Hatay'da, Hatay'a girdiniz az önce ama resmi toparlamak için söylüyorum. Antalya ve Hatay'da CHP kaybedebilir sonuçları birçok ankete yansımış durumda. Bunun dışında el değiştirmesi beklenen herhangi bir yer var mı Ertan Aksoy'a göre? Şimdi 3 büyük sürprizden bahsedeyim. Bir değil size. 3 büyük sürpriz. Duyalım. Evet, 3 büyük sürpriz. Birisi Bursa, birisi Manisa, biri de Balıkesir. Elbette ki çok devasa farklar yok ama az farklı da olsa muhalefetin bir süredir önde götürdüğü ve arada geçen süre içinde de tekrarlanan araştırmalarda azar azar olsa da bazılarında çok daha düşük oranda az şeyle farklı. İvmenin de muhalefetten yan olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla muhtemel ki 2 hafta sonra sizinle yapacağımız başka yayınlarda bu 3 kentin de gelme olasılığını, en azından 2 tanesi çok güçlü, gelme olasılığını görmüş olacağız aynı zamanda. Belki de onların kazanıldığını konuşacağız. Çünkü tekrar diyorum, yani bir süredir yapılan ölçümlerde bu kentlerde muhalefet adına tablo çok iyiye gidiyor açıkçası. Peki, Manisa, Bursa, Balıkesir, Manisa. Ama aleyhine giden de Antalya konuşuluyor. Aynı görüşte misiniz mesela? Bizde öyle bir veri yok ama yani şu an Türkiye'deki en rekabetçi yarışlardan birisi Antalya'da yapılıyor. Orada da bir başa baş hali ve muhalefetin çok küçük bir farkla önde olma hali söz konusu. Ama bir en azından şu an geride olduğuna dair bir bulguyla karşılaşmadık. Tabii orası gibi yani Antalya gibi yerlerde bulunan rakamlar araştırmaların hata payları içerisinde kaldığı için geride de bulmuş olsak iki taraf tabii adına da durum farklı çıkabilirdi. Yani sonuçta biz tam sayım yapmıyoruz takdir edersiniz ki, bir örneklem çekiyoruz ve onlar da belli yüzdelerle hataları açık her zaman için. Ertan Aksoy, çok teşekkür ediyorum. Son verdiğiniz manşeti tekrar edeyim. 3 büyük sürpriz olabilir. Manisa, Balıkesir, Bursa, bu 3 ilden özellikle ikisinde ciddi anlamda ihtimal var. Muhalefet lehine dedi. Hatay'ı konuştuk. Antalya çok sorulduğu için sordum, konuştuk. İstanbul ve Ankara'yı zaten Ertan Aksoy hemen hemen aynı görüşte olduğunu bir önceki bağlantımızda da ifade etti. Çok teşekkür ediyorum. Ertan Aksoy başka bir yayında görüşmek üzere. Fotoğraf netleştikçe kamuoyu araştırmacılarına, siyaset bilimcilere sormaya devam edeceğiz. Şimdi az önce bir özel yayına geçtik. Çünkü işte platformun üstünde, otobüsün üstünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni döneminde adayı Ekrem İmamoğlu vardı. Bu CHP'ye para sayma soruşturmasına ilişkin başsavcı gibi sürekli açıklama yapıyor dedi. Hedefindeki isim kimdi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tu o. O Yılmaz Tunç'tan, Adalet Bakanımızdan dakikalar önce gerçekten bir açıklama daha geldi. Detaylar Aslı Kurtuluş Mutlu'da. O yüzden dönelim, sözü Başkent Stüdyo'ya bırakalım. Can Coşkun, evet, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün Ankara'da medya temsilcileriyle bir iftar programında bir araya geldi. O iftar programında da kendisine sorular yöneltildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önceki döneme ait olduğu belirtilen bir para sayma görüntüsü ortaya çıkmıştı. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi defalarca tabii açıklama yaptı ama şimdi burada bakan şunu söylüyor. Görüntüdeki kişilerle ilgili bir ifade süreci artık var, ifade alınıyor diyor.
Ve onlar Cumhuriyet Savcılığımızın takibinde. O sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii biz şu anda bunu araştırıyoruz. Bir açıklama yapıldı ama bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. İşte bunun üzerinde duruluyor şu anda diyor. Ve siyasi partiler kanununa burada dikkat çekiyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Burada bir miktar belli. Yapılan kampanyada verilen hesap numaraları var. Bunlar üzerine de şu anda bir inceleme yapılıyor dedi. Tabii bununla ilgili bu paralar hesaplara yatan paraların miktarıyla ilgili ve kaynağıyla ilgili bakana soru yöneltildi. Lehte ve aleyhte tabii çok fazla açıklamanın olduğunu söylüyor burada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Önceki dönem avukatlarının yine parti mensuplarının siyasetçilerin ve burada İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili de yeniden bir analiz yapılacağını, inceleneceğini göreceğiz diyor. Yani bu parti tarafından mı ödendi yoksa partiye mi bu ödendi? Bu paranın kaynağı nedir? Bunların hepsi şu anda inceleme halinde ama bir suç varsa eğer diyor, yani bir kara para varsa, suçtan kaynaklanan bir durum varsa da tüm bunlar sonuca ulaştırılacak diyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Bir diğer önemli konu da Can, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçıyla ilgili. Tabii gergin geçen o maç ikinci yarıda çok tabii karşılıklı itiş kakışmalara daha sonra sahneye atılan bazı cisimlere rağmen devam etmişti. Sonrasında da maalesef istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Sonuç ne oldu? Bu konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nün de yapmış olduğu açıklama vardı. Çünkü alınan karara göre belki de Fenerbahçe bir yol izleyecek. İşte buna ilişkin de Adalet Bakanı 12 kişinin gözaltında olduğunu söylüyor. Soruşturma başlatıldığını yineliyor ve sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair bir kanunumuz var. Bu kanuna göre her şey işliyor. Şu anda her iki tarafın futbolcularına ilişkin bir müdahalenin olduğu, aynı zamanda taraftarın sahaya indiği o görüntüler nasıl başladı, nasıl sona erdi, müdahaleler ne durumdaydı? Tüm görüntülerin, sahada bulunan tüm kameraların, tüm görüntülerin tek tek incelendiğini ve buna ilişkin de bu soruşturmanın yürütüldüğünün altını çiziyor. Ve burada da tabii şunu da söylüyor, meşru savunmanın ötesinde karşı tarafa zarar verecek bir savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu diye, aslında bir saldırı mı bu diye kendisi bunu açıklıyor ve taraftar da olsa, futbolcu da olsa her iki taraf için de suç işlenmişse soruşturulur diyor. Ama dün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç dedi ki şu anda duyumlar alıyoruz. Futbolculara yönelik bir ceza durumunun olmasıyla ilgili. Bu iş çığırından çıktı. Gerekirse bir alt lige ineriz ve futbolculara yönelik bir suçlama gibi bir durumla umarız karşı karşıya kalmayız dedi. Adalet Bakanı'nın bu açıklamalarında futbolcularla ilgili görüntülerin, onların tavrının, birebir fiziki müdahalenin de yakından inceleneceğini aslında Adalet Bakanı söylüyor. Tabii bu kapsamda yine hem Trabzonspor hem Fenerbahçe Kulübü tarafından yeni açıklamaları da aslında bekliyoruz. Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu bu açıklamadan sonra diyelim. Ve Türkiye'nin konuştuğu o kaza, Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu bir kazaya aracıyla bir kaza yaptıktan sonra çarptı. Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. 4 kişi de yaralı. Daha sonra tabii Türkiye'yi terk ettiler. Görüntüler de ortaya çıkmıştı. Buna ilişkin diplomatik yollarla talep ediyoruz diyor iadesini ve şu anda bir kişi tutuklu, 2 kişi adli kontrol cezası aldı diyor. Orada yargılanabilir mi? Oranın vatandaşı orada yargılanabilir mi diye sorulduğunda da yani sen yabancı bir ülkedeysin, oranın da vatandaşısın, orada da bir suç işledin bir yabancıya karşı ama sen benim vatandaşımsın, benim kanunlarıma göre yargılanacaksın diye bir durumda olabilir diyor Adalet Bakanı ama iade etmezlerse ne olacak sorusuna da biz soruşturmayı açarız. Yargılama yapabilmemiz için de yine ifadesini almamız gerekiyor. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. Dolayısıyla biz ifadesini almadan da cezalandırma yoluna gidemiyoruz diyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un gündemindeki en önemli 3 başlık da bu şekildeydi. Can Coşkun. Teşekkürler Aslı Kurtuluş Mutlu. Kolay gelsin. Yargı notlarımız var. Bugün bu yargı notlarını takip edeceğiz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un peşi sıra bilgilendirme yaptığı tüm bu süreçlere ilişkin özel bağlantılarımız olacak. Sözcü Televizyon Haber Merkezi takipte ama reji der ki kısa bir ara. Saat başından önce karşınızdayız. Ağırlığınca ekonomi konuşacağız ama bu yargı dosyalarına bakacağız. Siyaseten kimi mitikvari programlar var. Bazı kürsü veya otobüs üstü
konuşmalara da şahitlik edebiliriz. Bir de anketler var ki dahası da gelecek efendim. Birazdan buluşalım. Sen de daha güvenli, aydınlık sokaklar istiyorsan güç sen hemen sandığa. Türkiye'nin gücüne güç katmaya. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için güç sende. Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Dört dörtlük beslenme için haftada en az 4 kez Duru. Mesela bugün nefis bir yeşil mercimek salatası. Ayrıca Duru kalitesi, Duru lezzeti ve Duru uzmanlığı. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Yemek taşıma kabı ve kek kalıbı çeşitlerinden French Press'e kadar birçok mutfak ürünü uygun fiyatlarla sizi bekliyor. O kapıdan çıkarsan bir daha giremez. Uzun uzun bakmaya vaktiniz yoksa Hepsi Emlak'a bakın. Bana bekliyorum o zaman. Tam aradığınız evi hızlıca bulma kolaylığı Hepsi Emlak'ta. Hepsi Emlak. Kolayca ara, rahatça bul. Milyon dolarlık rüşvet, TRT'de spor yorumculuğu, ses kayıtları. Hatay'daki Gökhan Zan krizinde neler oluyor? İddiaların perde arkasında ne var? Son günlere doğru sandık denklemi değişir mi? Yeniden Refah Partisi AKP'yi nasıl etkiler? Erdoğan İstanbul için sahaya indiğinde nasıl bir tablo oluşacak? İpek Özbey soruyor, araştırmacı yazar Erol Mütercimler ve Independent Türkçe gelen yayın yönetmeni Nevzat Çiçek yanıtlıyor. İpek Özbey ile karşı karşıya bu akşam 22.45'te Sözcü Televizyonu'nda. Evlilik hazırlıklarına Vestel'den başlayın. Vestel'den yapacağınız seçili dörtlü beyaz eşya ve televizyon alışverişlerinize özel 10 bin lira indirim sizleri bekliyor. Kaçırmayın. ...19 Mart Salı, ekranda bir son dakika var. İnsanlık aleyhine gelişmeler devam ediyor. Savaşın coğrafyasında artık böyle anılmak durumunda. Filistin Gazze hattından gelen açıklamalar. Dün geceden itibaren böyle bir ihtimal söz konusuydu. Doğrulama şimdi geldi. Filistin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Dün akşam duyuru yapılmadan saldırı yapıldı. Refah'ı vurmaya devam ediyorlar dedi. Ekranlara getiriyoruz. Refah sınır kapısının öneminden bahsetmek lazım. Refah'taki donanımlı hastanelerden söz etmek lazım. Zaten Gazze'nin büyük bir bölümünde İsrail kuvvetlerinin önce havadan sonra karadan saldırıları devam etmişken orada insanlar Refah sınır kapısına doğru itilmişlerdi aslında. Refah sınır kapısının çevresinde öbek öbek hayata tutunmaya çalışıyorlardı. Az sayıda kalan, sağlık ocağı derecesinde hastane denmeyecek yapılar vardı. Bir de Refah sınır kapısını günlerce aç ve susuz bırakılan Filistinlilerin uzun zaman sonra gıda konvoylarına izin verilmesine tanık olmuştuk o Refah sınır kapısında. Birleşmiş Milletler
üyeleri gitti, yetkilileri gitti. O konvoyların biraz hızlanması sağlanmaya çalışıldı. Ne kadar sağlandı? Ne kadar Gazze'de insanlık lehine gelişmeler oldu? Diplomasi masasından ne kadar sonuç alındı? Tartışılır. Ya da kamuoyunun takdiri. Ama İsrail Refah'ı vurmaya başladı. Gazze hattından gelen görüntüler sınır kapısına yakın bölgelere uyarı yapılmadan havadan saldırının yapıldığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki dakikalar itibariyle aktaracağız detayları. Canlı bağlantılarla uzun süredir devam eden Gazze'ye dönük saldırılarda belki de son aşama. Refah'a dönük saldırı, İsrail'de iç politika, seçim denklemi, oylar, anketler, her şeyin bu savaşta insanlık aleyhine belirleyici olduğu konuşuluyordu. Netanyahu'nun kaderi, Netanyahu'nun tercihleri konuşuluyordu. Bugün ekranlarda yine insanlık aleyhine bir gelişmeyi vermek durumunda kalıyoruz. Dün akşam duyuru yapılmadan Refah sınır kapısı çevresine saldırılar başladı dedi Filistin Dışişleri Bakanlığı. Bakalım süreç nereye gidecek? Filistin'in yaptığı bu açıklamaya İsrail tarafından bir yazılı açıklama gelecek mi? İsrail'in uluslararası tepkilerden kaçınmak için ve o uyarıları aldırış etmediğini de göstermek için gece saatlerinde bu saldırıya başladığını beyan ediyor Filistin kaynakları. İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarıları aldırış etmeden Refah kentimize düzenlediği kanlı hava saldırıları, sistematik yıkıcı operasyonları şiddetle kınıyoruz. Tam ifadesi bu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamadan alıntıladım sizler için. İsrail Refah'a vurmaya başladı ve anlaşılan devamı yönünde de bir irade ortaya konacağı düşünülüyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu yazılı açıklamanın şifrelerinde bunlar var. Refah kentine sığınmış 1 milyondan fazla insanın hayatı hiçe sayılmıştır. Uluslararası çağrılara kulak asılmamıştır. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana özellikle denk getirildi bu saldırı deniyor. Bildiğiniz gibi Refah kenti Refah sınır kapısından alıyor ismini. O sınır kapısı da Mısır'a açılıyor. Antony Blinken ABD Dışişleri Bakanı olarak tam da bu coğrafyada Suudi Arabistan Mısır ziyaretleri programını konuşurken dünya şimdi Refah sınır kapısının çok yakınlarında kent merkezine yapılan saldırıları konuşmak durumundayız. 14 Filistinlinin hava saldırılarında birçoğu çocuk ve kadın hayatını kaybettiği duyuruldu. İsrail savaş uçaklarının hedefindeki işte insanlık aleyhine gelişmelerden sadece ilk bilgi bu şekilde. Teyit edilmiş Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklaması aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 14 Filistin'in hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı yönünde. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta biterken Netanyahu'nun Refah kentinin sadece güneyini esas alarak muhtemel bir askeri operasyon planını onayladığı duyurulmuş. Ardından yalanlanmış, sonra ise durum ortaya konmuştu. Biden, Netanyahu görüşmesini ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da duyurmuş. İki isim bir ay sonra ilk kez telefonda görüştüler. Gündem İsrail'in Refah operasyon planıydı demişti. Tüm bunlar yapılan bir uyarı varsa dikkate alınmadığını da ortaya koyuyor. Refah işgali sessizce başlatıldı. Bu yüzden gece saatlerinde uyarı olmadan hava saldırısı başladı diyor Filistin Dışişleri Bakanlığı. İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana, yani 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda böylece yaşamını yitirenlerin sayısı 31.819'a, yaralı sayısı ise 73.934'e yükseldi. Yakından takip edeceğiz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Ne yazık ki sıcak bir notla başlamak durumunda kaldık. İnsanlık aleyhine bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Efendim manşetlerin izini sürelim hızlıca. Cebimizin gerçeklerine odaklanacağız. Özel bağlantılar yapacağız. Çünkü bir,
Türkiye bir seçime gidiyor. O yüzden mitingvari halk buluşmalarına, anketlere bakacağız. Birazdan özel bağlantılar ve konuklarımız var efendim. Ama Türkiye nasıl bir ortamda gidiyor? Bakın ekonomi manşetleri bugün tamamı Sözcü'den alıntı. Sözcü fotoğraf çekmeye devam ediyor. Resmin bütününü göstermeye çalışıyor. Ve sıradaki manşette göreceksiniz. Isınmadan karta kadar, ek vergiye kadar neler olup bittiği ortada. 4 milyondan fazla hane yardımsız ısınamıyor. Varan bir. Gelsin devamı. Ekonominin damarlarını, ekonomik krizin saç ayaklarını görüyoruz. Markette kartla harcama tutarları artı yemek alışverişleri tamamı ikiye katlandı. Çünkü Türk lirası değersiz. Çünkü cepte para azaldı veya bitti. Eksiye ne kadar düşüldüğü söz konusu artık. Devam. Bir başka manşet efendim. Seçim sonrasını işaret eder. 500 milyarlık ek vergi yükü çıkabilir vatandaşa. Erdoğan Süzer imzasıyla Sözcü'de yer aldı. Bu ek vergiler çıkabilir. İhtimaller, iddialar ortaya konuyor. Peki ama detaylara bakalım. Mesela dolar TL 32-34. Yine Türk lirasının değer kaybıyla yüzleşiyoruz. Euro TL 35 liranın üzerinde seyirde. Kısmi değer kaybı euro aleyhine. Neredeydik, nereye geldik sorusunu soruyor vatandaş haklı olarak. Tüm bunları takip edeceğiz elbette. Tam da ekonominin göbeğinde. Şimdi Ozan Kelleci takipte. Dönelim hızlıca haber sahada diyelim. Başlayalım. Gerçekten altında, dolarda, Türk lirasının verdiği sınavda neredeyiz? Bir yandan da Türkiye'de, İstanbul'da piyasaların kalbinde kapalı çarşı o tahta kale hattında neler olup bittiğine bakalım. Dönüşte de akaryakıta odaklanmak durumundayız. Ekonominin fotoğrafını çekmeye başlıyoruz efendim. Söz Ozan Kelleci'de. Can Coşkun, kapalı çarşıda geçen haftadan beri gram altın ve çeyrek altın bulmak neredeyse imkansız. Çünkü biz 7 kuyumcuya girdik. 5'inde ne gram altın var ne çeyrek altın var. En önemli gelişmenin bunun olduğunu söyleyelim ama adetten de dolarla ve euro ile başlayalım. Doların satış fiyatı 33 lira 42 kuruş kapalı çarşıda. Euro'nun satış fiyatı da 36 lira 23 kuruş ve 24 ayar gram altına baktığımızda o da 2491 lira seviyesinde. Yavaş yavaş içerilere doğru hareket etmek istiyorum çünkü bazı dükkanlar hem dar olduğundan hem de gram altın bulunmadığından bir yoğunluk olduğu burada göze çarpıyor. Baktığımızda zaten 24 ayar gram altının 2491 lira olduğunu görüyoruz. Çeyrek altına baktığımızda da orada da 4296 lira seviyesinde ilerliyor ama tabii o da bulabilirsiniz. Bakın zaten birçok dükkan önünde böyle kısa süreli bir kuyruklar oluşuyor ama geneline baktığımızda her 7 kuyumcudan 5'inde ne gram altın var ne çeyrek altın var. Bir tanesine sorduğumda geri kalan 2 kuyumcudan birine sorduğumda bana şu yanıtı verdi. Sadece vitrinde kalan bu altınlarım var. Bunların haricinde müşteri eğer gelirse buradan veriyorum yanıtını verdi. Onun haricinde tek bir gram altın yok. Sadece böyle beşli gram altınlar var ama tekli gram altınlar olmadığını söylüyor. Başka bir kuyumcuya gittiğinde de o da yine toptan satış, perakende satış yapmadığını, sadece kendi müşterilerine verdiğini söylüyor ve bu durumda ne kadardır bu şekilde devam ediyor diye sorduğumda bir haftadır bu şekilde devam ediyor vurgusunu yapıyor. Bir yandan da yine darphanede çalışmalar hala devam ediyor. Darphane bir yandan da altın üretmeye devam ediyor. İşte buradaki altınları piyasaya kazandırabilmek için talep artışıyla birlikte çalışmaya devam ediyor. Çift vardiya halinde ve tek vardiya günlük 400 kilogram altın üretmesine rağmen tabii kapalı çarşıya baktığımızda manzara bu. Buradaki esnaf sadece işte bu vitrinde kalan altınlarımız var, onları verebiliyoruz diyorlar. Zaten burada da gram altın yok, sadece çeyrek altın var. Öte yandan diğer kuyumculara sorduğumuzda gram altın var mı, çeyrek altın var mı diye sorduğumuzda herhalde çokça soruluyor ki onlara sadece bir kaş işaretiyle bize olmadığını anlatıyorlar. Bu durum daha ne kadar böyle devam edecek onu da önümüzdeki günlerde yeniden kapalı çarşıya geldiğimizde öğreneceğiz Can Coşkun. Teşekkürler Ozan Kelleci. Kolay gelsin. Ekonominin kalbinden yükselen hava, atmosfer, nabız. Nasıl değerlendirirseniz, nasıl nitelerseniz deyin. Ekonomik krizin saç ayaklarını görüyorsunuz. O altın detayı bile önemli. Sadece bunlar var. Bunlar satılabilir. Başka yok. Vurgusu önemli. Döndük stüdyoya teşekkür ederek Ozan Kelleci'ye. Piyasa notları Tahtakale'de kapalı çarşıda öyle. Resmi piyasa notlarında Brent petrol seviyesi 86-69.
Altının gram fiyatında 2239, az önce Ozan Keleci'nin vurguladıkları konu nereye geldi? Brent petrola bakmışken akaryakıta geldi, değil mi? Detaylarını aktarmaya başlayalım efendim. Tüm dünyada akaryakıt başka bir yere gidiyor, biz de başka yere gidiyor. Yine bir çifte zamla yüzleşiyoruz. Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 30 kuruş, benzine 1,5 lira zam yapılacak. Dalgalanma devam edecek. 20 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı, tekrar edelim, 1,5 lira. Motorinin litre fiyatı ise 1 lira 30 kuruş zamlanacak. Ne olacak fiyatlar? İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43 lira 58 kuruşa çıkarken motorin 43.15 olacak. 43 lira 15 kuruş olacak yani. Zamla birlikte akaryakıt fiyatları Anadolu'nun birçok kentinde de yeniden 45 liranın üzerinden satışa sunulacak. Haberiniz olsun. Haberimiz olsun. Ekonomist Erdal Özel'le de halimizi, ahvalimizi değerlendirmeye başlayalım efendim. Konuşmaya başlayalım. Benzin, motorin zammı, birazdan kur meselesini konuşacağız. Kura dair olup bitenlerle de karşınızda olacağız. Erdal Bey, selamlar, hoş geldiniz. Erdem Bey, hoş bulduk, teşekkürler. Keşke haksız çıksaydınız. Yine haklı çıktınız. Durmayacak dediniz, durmuyor. Nereye kadar durmayacak sorusunu sormuş vatandaş. En ufak bir umut nüvesi barındırmak için. Herhalde bu zamlar devam. Aksi yönde çünkü bir belirti yok, öyle mi? Evet. Brent petrol konusunu ben mümkün olduğunca tüketicinin anlamasını istiyorum. Bu çok önemli bir konu. Çünkü A'dan Z'ye ekmek fiyatından her şeyin fiyatını doğrudan etkileyen bir konu. Brent petrol hem benzin fiyatları için, motorun fiyatları için önemli, ancak biz akaryakıt almaya gittiğimiz zaman aracımıza benzin fiyatlarını etkileyen iki tane faktör var. Bunlardan bir tanesi yönetilen ve yönetilebilen kalemler adı altında konuşulan vergi ve yükümlülükler. Burada biz ÖTV'nin miktarını biliyoruz. Ben bir önceki yayında yükselişlerle alakalı açıklamayı ÖTV ile bağlantılı olarak yapmıştım. Ama şu anda Brent petrolün küresel piyasalardaki bir artışı var. Burada ne yazık ki kaotik bir ortam var. Biraz küreselden gitmek istiyorum bu konuyu açıklarken. Zira Brent petrolün fiyatının yükselmesi küresel piyasalarda aslında şöyle bir yoruma sebep olur finansçılar arasında. Resesyondan uzak bir durum içerisindeyiz. Ekonomi canlanıyor, ticari hayat canlanıyor, petrole talep artıyor ve fiyat yükseliyor. Ancak durum böyle değil. OPEC Plus diye bir kurul var. İçinde Arabistan'dan Rusya'ya, Kanada'dan Amerika'ya kadar dünyadaki petrol üreticisi ülkelerin 2 ayda bir toplanıp analiz yaptıkları bir örgüt. Geçen yılın son 2 toplantısından itibaren bu örgütte büyük kavgalar kopmaya başladı. Kavgaların odak noktasında Arabistan var. Çünkü Arabistan petrol üretim arzını arttırmak istemiyor. Buradan ciddi bir kazanç elde ediyor. Ama baktığımız zaman arz talep dengesinde şu anda Brent petroldeki yükselişin temel sebebi arzın talebi artık karşılamıyor olması ve uluslararası piyasalarda yükseliş trendine girdi. Bu noktadan baktığımız zaman biz petrol ithalatçısı bir ülke olduğumuza göre pompa fiyatlarına yansımasında bu seferki yorumum küresel piyasalardaki etkiler. Yani biz ÖTV tarafından bir artışla değil, küresel piyasalarda ithalattan kaynaklı olan bir artışla karşı karşıyayız. Ne zaman duracak bu? Şu an için durma potansiyeli yok. Çünkü Brent petrol artış hızını kesse ÖTV ekliyoruz. Ne yazık ki şöyle bir durum var. Brent petrol düşerken biz petrol fiyatlarında indirim görmüyoruz. Görsek bile 5-10 kuruş, 20 kuruş görüyoruz. Ama yükselirken ne yapalım? Tabii. Küresel piyasalarda Brent petrol artıyor, biz de arttırıyoruz diye bir açıklama geliyor. Düşerken neden düşürmüyorsunuz o zaman? Burada bu soru geliyor. Bu efsane Kasım, işte efsane Aralık kampanyalarına benziyor değil mi Erdal Bey? İndirim yapmadan önce 300 lira üzerine koyup sonra %50 indirim yaptık diye satışa sunuluyor. Buradaki indirimler de biraz ona benzer. Ne yazık ki aynen bu şekilde yorumlayabiliriz. Önce zam yapıyoruz, sonra ucundan böyle 5-10 kuruş indirimlerle vatandaşın gönlüne alınıyor. Bu daha başlangıç. Neden başlangıç? Çünkü ben her ne kadar ekonomi yönetimi bana kızarsa kızsın, hükümet tarafından bizlere tepki geliyor olursa olsun, biz matematik üzerine konuşuyoruz. Seçimden sonrasında kurun ne yöne evrileceği çok büyük bir soru işareti ne yazık ki. Burayı da eklersek 3 tane faktör girdi. Ben aslında ilk faktör olarak 2 tane F'i söylemiştim ama 3.'yü atladım, onu da söyleyeyim. Doğrudan döviz TL ilişkisi, burayı unuttuk. Bunu da devreye katarsak seçimden görelim kur bize seviyesinde değerli reji. Buyurun. Sayın Mehmet Şimşek şöyle dedi. Ben neden hala insanlar dövize ve altına yönleniyor gerçekten anlamıyorum dedi. Burada anlamak için aslında biraz daha verilerin dışına taşmak, psikolojik sebeplere bakmak gerekiyor. Siz yeterince güven vermiyorsunuz. Burayı atlamamak gerekiyor. Artı ben yıllardan beri televizyon ekranlarında insanlara şunu izah etmeye çalışıyorum. Vatandaşın talep ettiği dolar
MİT kurunu yükseltmez. Yükselten Merkez Bankası'nın talebidir. Ve ısrarla son bir yıl içerisinde, önümüzdeki bir yıl içerisindeki Türkiye'nin yükümlülüklerini dile getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dövize olan ihtiyacını talep etmeye dile getirmeye çalışıyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var ise tahvil ihraçlarına başlıyor. Dövizle borçlanıyor. Siz güven vermediğiniz takdirde size borç verecek olan kuruluşlar ya da ülkenize gelecek yatırımcılar yüksek faiz beklentisiyle geliyor ve bu faize katlanıyorsunuz. Bu da sizin önünüze kısa vadede faiz olarak döner. Şimdi siz geçtiğimiz günlerde Sayın Mehmet Şimşek övünerek şöyle bir cümle sarf etti. Euro tahvillerimize inanılmaz bir talep geldi dedi. Bizim açtığımız limitin 5 katı talep geldi dedi. Peki faiz oranı kaçtı? Biz de burayı soruyoruz. Yani hangi faiz oranıyla borçlandırdınız Türkiye'yi? Buraya dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik süreç içerisinde matematiksel verilere, iktisadi verilere ve psikolojik faktörlere baktığımız zaman seçimden sonrası için yükselecek bir kur trendi bekleniyor ki şu an 32-34 dendi. Tabii. Ben Aralık ayı sonu itibariyle 2024'de 30-31 aralığında gireriz. Seçime de 34 lira civarlarında bir beklentim var demiştim. Hı hı. 2 hafta kaldı seçime. Bu seçim sürecine kadar herhalde. Oralara geldi. Seçimden sonrası için de umarım tahminlerim tutmaz diyorum. Yani aslında bu biraz seçim sonrasına geçmeyin Erdal Bey. Çünkü bir sorum daha var seçim öncesine dair. Faiz kararı ne olacak diye bir soru var. %45'te sabit kararına devam mı? Buna bir yanıt alayım. Sonra seçim sonrasına aslında birkaç tane birbiriyle bağlantılı soru gönderiyor. Vatandaşlarımız sormak istiyorum onu. Şimdi benim tahminim pas geçeceği yönünde. Seçimden önceki son faiz kararında pas geçeceği. %80 ihtimalle pas geçer. %20'lik bir ihtimal bırakıyorum ucunda. Yani bir 250 baz puanlık bir artış gelebilir ama pas geçme ihtimalini daha güçlü görüyorum. Şurayı atlamayalım Can Bey. Yani faiz artışının artık hiçbir magazinsel tarafı kalmadı Türkiye'de biliyorsunuz. Yani bundan 1-1,5 yıl öncesinde 5 yaşındaki çocukların bile neredeyse konusuydu. Ama artık hiçbir şekilde etkide bulunmuyor. Neden etkide bulunmuyor? Sizin reel enflasyonunuzla faiziniz arasındaki uçurum %100 civarında. Hal böyleyken çok da bir etki etmeyecektir. Faiz artış kararı gelse de bir sonuç almayacağız. Çünkü Merkez Bankası faiz silahını değil, diğer enstrümanlarını kullanarak parasal sıkılaşmayı devam ettirmeye çalışıyor. Ben pas geçeceği yönünde fikrimi beyan edeyim. Kayıtlara bu şekilde düşsün. Ama hepimiz göreceğiz yarın neler olacağını. Dediğim gibi piyasalara herhangi bir etkisini beklemiyorum ben. Emekli vatandaşlarımızdan çok sayıda mesaj var. Kira krizinden yakınanlar var. İki boyutu var tabii hep söylüyorum. Ev sahiplerinin de yaşadığı mağduriyetler var kiraya dönük. Kimi arttıramıyor, kimi çıkaramıyor. Kimi gerçekten kendi oturmak istiyor, inandıramıyor. Yargı yolları var. Kiracıların zaten yaşadıkları hayli fazla. Evden çıkan ev bulamıyor, bir yerden bir yere gidemiyor. Kendi semtinde oturamayıp yaşadığı kentin çeperlerine gitmek zorunda kalıyor. Yani doğup büyüdüğü yere terk etmek durumunda kalıyor. Şimdi eskiden şey vardı, semt bizim ama ev kira. Böyle duvar yazıları görürdük. Şimdi evet. Semt hala elbette oranın insanının, oranın dokusuyla yetişmiş olan insanın ama ev kira bile değil, başka mahallede, başka ilçelerde oturmak durumunda kalıyor. Çevremizden birçok insanın yaşadığı durum, emekli maaşları malum derler. Müzeyyen Hanım aynı şekilde bir ev sahibi olarak yazmış. Enflasyonda ezildik demiş Emin Coşkun da, vurgulamış bunları. Diğer yönüyle şunu soran da var. Memur emeklisinin seyyan enzamla ilgili hak kaybını vurgulayan var. Yani her okuduğum mesajda bir adaletsizlik var. O halde sorayım. Gelelim 1 Nisan sonrasına. Tabii 1 Nisan evet. Sonrası. Ekonomiyi ne bekliyor? Bugün Erdoğan Süzer imzalı haber Sözcü'de yer aldı. Bu vergi oranlarında değişiklik, alınmayan, kenara köşeye itilen o vergilerin yeniden hayata geçirilmesiyle bir paket önümüze gelir. Bunun da vatandaşa toplam yükü 500 milyar lira olabilir diyor. İhtimal dahilinde bir senaryoya işaret etmiş. Erdal Özil'e göre 1 Nisan itibariyle ekonomide ne olması muhtemel? Neler olacak gibi görünüyor? Bugünden ne anlıyorsunuz, ne öngörüyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin önünde tek bir seçenek var. Gelir gider dengesi tarafından bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin hem TL'ye ihtiyacı var ve bu TL'yi basmaması gerekiyor. Likidite fazlası yaratmaması gerekiyor ki enflasyonu kışkırtmasın. Burada vergi toplaması gerekiyor. Mevcut vergi toplamada ne kadar başarılı hükümet, bütçenin hedeflerini tutturabiliyor mu? Buraya bakmamız gerekiyor. Ben çok ihtimal vermiyorum. Özellikle seçim sürecinde olduğumuz için son günlerde ciddi bir harcama var. Özellikle
partilerin siyasi çalışmalarına baktığımız zaman burada da ciddi harcamalar var. Diğer taraftan bir seçim ekonomisi yönetildiğini hepimiz biliyoruz arka planda. Seçimden sonra bir sıkılaşma sürecine illaki tekrar girilecek. Faiz, yüksek faiz ortamına yeniden girilecek. Bana göre ben yeni vergi türleri geleceğini düşünmüyorum. Ama şunu ifade etti Sayın Mehmet Şimşek, dedi ki ben KDV artışı yapmayacağım. Ama %20 dedi, orada ince bir nokta var. %1 ve %10'luk KDV dilimleri var Türkiye'de. Bunlar %20'ye çekilir ise neler olur? Bütçeye ne kadar katkısı olur? Bence çok ciddi bir katkısı olacaktır. Buraya yoğunlaşacaktır. Sayın Mehmet Şimşek iktisatı, ekonomiyi çok çok iyi bilen birisi. Bunu neden söyledim? Vergilerde böyle şok artışlar olması, yüksek vergilerin olması vergi kayıplarına sebep olur. Yani kayıt dışı ekonomiyi teşvik eder. Bunu riske edeceğini düşünmüyorum. Ancak KDV oranlarında ve ÖTV oranlarında bazı değişiklikler yapacaklarını ve bazı yüklenmeler olacağını düşünüyorum. Şuradan umudu kesmiş olmaları gerekiyor. Bordrolu çalışanlardan ya da artık küçük esnaftan alacaklarıyla ekonomideki bu krizi düzeltemeyeceklerini biliyorlardır. Burada bazı reformlar illaki yapacaklar. Ama bu süreç içerisinde ne yazık ki fakirleşme süreci, özellikle dar kesimdeki fakirleşme süreci daha da devam edecektir 1 Nisan'dan itibaren. Bakın, doları baskılamak için ciddi bir maliyete katlanıyor ekonomi Tabii. yönetimi. Son rakamlara baktığımız zaman 5 milyar dolarlık bir kayıp var Merkez Bankası'nın rezervinde. Bu para nereye gitti? Dolardaki kur artışlarını engellemek için piyasaya bir şekilde bu pompalanıyor. Seçimden sonra bunu yerine koymanız gerekiyor. Daha da üzerine eklemeniz gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bu işi? Çözümsüz bir noktaya gidiyoruz. Ne yazık ki ben seçimden sonraki süreç içerisinde ne yaparlarsa yapsınlar, ekonomi yönetimi maliye politikalarını devreye sokmadığı sürece, kayıt dışı ekonomiyi engellemediği sürece, serveti vergilendirmediği sürece, şirketlerinin bilançosunda 67 tane evi olan firmaları incelemediği sürece, burada arkadaş sen hangi işi yapıyorsun, ne iş yapıyorsun da senin şirket bilançonda 67 daire var? Bu demirbaşlarda mı yoksa ticari mallar hesabından mı kayıtlı? Muhasebeyi bilen insanlar ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaktır. Burada bu tarz işletmeleri, bu tarz şirketleri inceleyip de bunları vergilendirmediği sürece herhangi bir sonuca ulaşamaz. Eğer planladıkları gibi ÖTV'de, KDV'de düzenleme yaparlarsa fakirlik oranını daha da arttıracaklar demektir. Ben 1 Nisan için öngörülerimi aylar öncesinden söyledim. Ben seçimden sonrası için dolar kurunda ciddi artışlar bekliyorum. Bu yıl içerisindeki artış beklentimde inanın korkutucu seviyelerde. Kur artmaz ise bunu engellemek için uygulayacağı yöntemler ne yazık ki halkı daha da fakirleştirecek yöntemler. Bunun da altını çizeyim. Yani kur artışlarından halkın korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kur artışını engellemek için ciddi bir maliyete katlanıyor ekonomi yönetimi. Ülkemize döviz girişi yok. Yaz sezonuna bel bağladık. Turizm sezonu açıldığı zaman ülkeye döviz gireceğiz diyoruz. Yani bir tek turizmle dönecek kapasitede bir ülkemiz yok. Biz Yunanistan değiliz, küçük bir ülke değiliz, 10 milyonluk bir ülke değiliz. Sadece turizm gelirleriyle siz ekonomiyi yönetemezsiniz. Katma değerli ihracat yapmanız gerekiyor. Arz talep dengesini bir an önce kurmanız gerekiyor. Kayıt dışı ekonomiyi kayda almanız gerekiyor. Pek çok yöntemi var bu işin. Saatlerce konuşuruz, saatlerce anlatırım. Ama eminim ki bizim anlatmamıza gerek yok. Sayın Mehmet Şimşek de bu durumun farkındadır. Siz yayının başında bir şey söylediniz ya da bir önceki yayında, çok özür diliyorum, yanlış da söylemeyeyim. Sayın Mehmet Şimşek göreve devam edecek mi etmeyecek mi tartışmaları da gündeme ne yazık ki geliyor. Siz bu kadar istikrarsız, güven sarsan bir ortamda yabancı yatırımcıyı bu ülkeye çekemezsiniz. Bir izleyici sorusuyla kapatayım. Manşetlerimizde işte markette kartla harcama tutarlarının ikiye katlandığı, 4 milyon kadar hanenin yardım olmaksızın ısınamadığı, bunu da elektrik faturalarındaki yardım payından anlıyoruz. 4 milyon hane kartlı harcama markette ikiye katlanmış. Nasıl yansır bunlar? Evet, bir yerel seçim, bir genel seçim değil ama Erdal Özel özellikle de büyük şehirlerde nasıl yansıyacağını düşünüyor. Karar mekanizması insanların. Evet, uzun zamandan beri insanların geliri, nüfusun %80 için konuşalım, %20'si için hitap etmiyorum ben. Onlar haklarının savunmasına da ihtiyaç duymayan kesim zaten. %80 için söyleyelim, gelirleri giderlerini karşılamıyor. Ne yapıyorlar? Kredi çekiyorlar, kredi kartlarını kullanıyorlar, nakit aktarımı yapıyorlar. Belli bir noktaya geldikleri zaman kredi çekip bu kartların tekrar limitini açıyorlar. Bu şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Siz bunu engellediğiniz zaman insanlar market harcaması yapmayacaklar mı? Yani eninde sonunda yapacaklar. Ne yapacaklar? Kiloyla değil de taneyle alacaklar. Sağlıksız beslemeye devam edecekler. Bu göze alınabilecek bir şey değil. Ben bir şey hatırlatmasını yapayım.
burada Twitter'da da çok fazla yazıldığını söylediniz siz. Sayın Fatih Karahan göreve ilk geldiği zaman şu cümleyi kurdu. Dedi ki kredi kartlarıyla ilgili biz bazı şeylerin yanlış olduğunu düşünüyoruz, düzenleme yapacağız dedi. Biz yorumlar yaptık, neler yapılabilir? Yıllarını bankacılık sektörüne vermiş bir insan olarak ben kredi kartında Merkez Bankası'nın hangi önlemleri alabileceğini biliyorum. Buna göre yaptım yorumlarımı. Ama Sayın Mehmet Şimşek ne dedi? Bunlar manipülasyon yapıyorlar, böyle bir şey söz konusu değil. İyi de biz söylemedik bunu, Sayın Fatih Karahan söyledi. Şu anda da aynı yere geldik. Vergiyle alakalı kısma da aynı yere geldik. Bakın nakit, kredi kartında nakite hem yüksek faiz hem de taksit sınırlaması getirdiler. Ben daha önceki yayınlarda şu cümleyi sarf ettim. Zombi şirketler. Ne yazık ki zombi şirketlerin yanına zombi bireyler de ekleyeceğiz. Borçla hayatını sürdüren kesimin borç bulmasını engellerseniz bireysel bataklara sebep olursunuz. Çünkü insanların gelirini arttırmıyorsunuz. İnsanlar bunlar gizli bilgilerde değil. Siz biraz önce söylediniz ama girdiğiniz zaman Bankalar Birliği'nin sitesinde kredi kartlarının adetinden hangi sektörlerde ne kadar harcama yapıldığına kadar ay ay bütün bilgilere ben ulaşabiliyorum. Bütün vatandaşlar ulaşabilir. İnsanlar sadece karnını doyurmak için ya da eğitim harcaması için ya da tekstil harcaması için ayakkabı almak için kullanıyor kredi kartını. Siz bunu engellerseniz bireysel batakların gelmesine sebep olursunuz. Ya da farklı bir planları, projeleri varsa daha net ve açık konuşmaları gerekiyor. Bu nedir? Biz enflasyonu durduracağız ve insanların maaşını yoksulluk sınırının üzerine çıkaracağız diye açıkça ifade ederlerse biz de yorum şeklimizi değiştiririz. Şimdi emekliler de meydanda. Birazdan bağlantıyla o açıklamaları da ekranlara taşımaya gayret göstereceğiz. Seslerini vurgulamaya çalışıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Birazdan arkadaşlarımız canlı yine geçince ekranlara yansıyacaktır. Emekli vatandaşlarımızın talebi. Siyasetin de gündeminde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel emekli ittifakından söz etti. İYİ Parti lideri Akşener benzer bir vurgu yapınca hatta biz emekli ittifakında buluştuk CHP İYİ Parti olarak dedi Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da en son şunu hatırlıyoruz. Evet bir haksızlık yapıldı ama bütçede para yok dedi. Yani yapabileceğimiz pek bir şey görünmüyor dedi. Yaz dönemine en iyi ihtimalle belki Eylül'e belki yine yılbaşına kadar sabır testinden geçmesi hususunda böyle göndermelerde bulundu hitaben. Siyasetin bunu ele alış biçimi nasıl yorumlanmalı, nasıl kodluyorsunuz mesela? İktidar partisinin mesela getirdiği izah bu. Ana muhalefet partisi, muhalefet partisinin liderlerinin seçtiği dil bu. Vatandaş hangisini görüyor, hangisinin gerçeği yansıttığını düşünüyor? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet sana haksızlık yaptım kardeşim ama bütçede para yok demesi. Bir vatandaşta nasıl karşılık bulacak? Elbette bunun politize olmuşu var, olmamışı var. Sadece bu endekse karar vereni var. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şimdi 2,5 yıldan beri halka şu gösterildi. Maaşlara zam yapıldığı zaman insanların cebine girmeden enflasyona karşı eriyor. Bu insanlara kabul ettirildi. Vatandaş artık, ben muhalefete de ufaktan bir uyarı yapmış olayım bu durumda. Vatandaş artık şu tepkiyi veriyor. Bizim maaşımıza zam yapmayın, yeter ki fiyatlar yükselmesin. Yani burada Sayın Meral Akşener'in çağrısını da duydum, Özgür Bey'in çağrısını da duydum. Yani maaşlara artış talebi geldiği zaman vatandaşa ulaşamıyorsunuz. Çünkü iktidar tarafı enflasyonla maaş artışlarındaki bu durumu öyle güzel organize etti ki insanların daha cebine girmeden bu maaşın eriyebileceğini vatandaş kabul etti. Yani siz maaş artış çağrışımıyla vatandaşa ulaşamıyorsunuz. Emekli maaşını bugün 10 bin liradan en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 20 bin liraya, asgari ücreti 17 bin liradan 35 bin liraya çıkarsanız da vatandaş diyor ki ben fiyatlar zaten 2'ye 3'e katlayacak, bana bir faydası olmayacak bu işin diyor. O yüzden ben bu taraftan iktidarın daha önce yaptığı çalışmalar sonucunda vatandaşa daha iyi ulaştığını düşünüyorum. Bir şekilde mağdur edebiyatı konusunda bu konuda başarılı olduklarını hepimiz biliyoruz. Şu an bütçede para yok diyerek bu işin içinde sıyrılmaları vatandaş tarafında daha çok sanki yer buluyor gibi gözüküyor. Bir şekilde enflasyona vurgu yapılması gerekiyor. Bir şekilde benim biraz önce cümlem içerisinde dedim ki 67 tane evi olan insanlar incelemeye alınsın dedim. Burada siz yüksek gelir sahibi olan, bu geliri nerede elde ettiğini açıklayamayan ya da açıklasa dahi bunun vergisini ödemeyen, servet vergisi şeklinde çevirmediğiniz her tür kazançta siz eninde sonunda vatandaşı mağdur etmeye devam edeceksiniz. Vatandaş ne yazık ki acı bir durum ama bu durumu kabullenmiş bir durumda. Maaş artışı değil, fiyatların artışını engelleyin diyor. Çağrılar bu yerde kiralar artmasın diyor. Markette ekmeğin fiyatı, meyvenin, sebzenin fiyatı artmasın diyor. Enflasyon engellensin artık diyor.
Bununla ilgili yöntemlerin ortaya konulması gerekiyor. Ben muhalefetin acilen servet vergisiyle ilgili çağrıda bulunmasını tavsiye ediyorum. Bu şekilde dar gelirli vatandaşın oylarını alma potansiyelleri daha da yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum Can Bey. Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri yakından takip ediyor sözcü ekranlarını, gündem masasını özellikle. İki kişilik emekli bir ailenin aylık maksimum market harcaması 5000 lira. Aylık pazar harcaması maksimum 2000 lira. Faturalar 1000. Günlük 3 ekmekten aylık 900. Ev kirası en düşük 10. Toplam 18.900 eder. Emekli maaşımız 10.000 lira diyor. Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül'ün yaptığı hesap bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, giderler ortada, emekli maaşı ortada. Siz söyleyin, emekli nasıl geçinecek, nasıl yaşayacak? Sabır karın doyurmuyor. Rakamlar da yalan söylemez. Hesap da ortada. Bütçede bir çek bize mi yok demiş. Finalinde onların mesajıyla yapayım istediğim. Birazdan başkent Ankara'da açıklama başlayacak efendim. Emekli vatandaşlar bir açıklama yapacak. Döneceğiz, seslerini ekranlara taşıyacağız. Erdal Bey teşekkür ediyorum. Daha iyi ihtimalleri konuşmak üzere diyeyim. Yine aynı dilekle bitireyim. Teşekkürler, iyi yayınlar. Kredi kartı borçlarından emekli vatandaşın yaşadıklarına kadar her şey aslında o kadar birbiriyle bağlantılı ki önümüzü görebildiğimiz kadar tahminleri ortaya koyuyoruz diyor Erdal Bey. Göremediğinde de bunu ifade edenlerden biri. Bakalım dakikalar sonra emekli vatandaşlar ne söyleyecekler, ne talep edecekler? En az asgari ücret seviyesine çıkarılmalı emekli vatandaşların maaşı talebi. Şimdi bugünlerde bütçe yönüyle bir itiraz ortaya konuyor belki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ama emekliler de diyor ki ya öyle çok eskide de değil. 8-9 yıl öncesinde bizim zaten daha yüksekti asgari ücretten. Biz adım adım tabanda eşitlendik diyorlar. Yani buraya göz göre göre geldik. Hani bir ya da iki kez az zam almış değiliz. Bu bilinçli bir tercih olarak emekli vatandaşların aylıkları asgari ücret tutarının altında kaldı. Adım adım yaşadık biz bu süreci diyorlar. Şimdi asgari ücrette başka, diğer taraftan başka. Bu arada tüm emekliler sendikası Sakarya Caddesi'nde toplanmışlar. Başkent Ankara'da arkadaşımız Emre Sercan İke'de takipte. Muzaffer adı güzel görüntüleyecek birazdan. Açıklama başlar başlamaz da oraya döneceğiz. Çünkü emekli vatandaşların anlatacakları var. Yaptıkları bir hesap var, o hesabı aktaracaklar. Ben size Birleşik Emekliler Sendikası'nın gündem masasına özel açıklamasını okudum. Bu hesabı yaptılar, bu hesap üzerinde değerlendirdiler. Peki Emre Sercan İke mikrofonu uzatmış. Türkiye savaşta mı, savaştan mı çıktı? Her şey pahalı, her gün zam, zam yazıyor arkasındaki yazıda vatandaşımızın. Emekliler meydanda, sesleri ekranda. Şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin alıyor, asgari ücret 17 bin. Tabii ki bu koşullarda asgari ücret de çok az. Asgari ücretle emek eden emekçilerin de ücreti daha fazla olmalı. Değerli basın emekçileri, o dönemde hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, hani o günler, hani o günler, o günleri kendisine hatırlatmak istiyorum. Dolar o tarihte 1 lira 42 kuruştu. Şimdi kaç lira? 32 lira. Çeyrek altın o dönemde kaç liraydı? 27 lira. Şimdi 3600 lira. 1 kilogram 8 liraydı. Şimdi kaç lira? 500 lira. Bir ekmek o dönemde 25 kuruştu. Şimdi 10 lira. Ve o dönemde bir emekli maaşıyla 8 adet çeyrek altın alırdı. Şimdi 2,5 alıyor. Değerli basın mensupları, bizler emekliler çok zor süreçte yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bayram ikramiyesi 1000 lira artırıyorum müjde. Biz çocuk değiliz. Bizim elimize 1000 liralık bayram harçlığı versin. Biz değerli basın emekçileri, Cumhurbaşkanı bayram ikramiyesi diyor. Biz bayram ikramiyesi talebimiz yok. Emekliler için, emekçiler için talebimiz yılda 4 ikramiye. Yılda 4 ikramiye ve asgari ücret düzeyinde olmasını talep ediyoruz. Bunun dışında en düşük emekli memur maaşı, en düşük emekli maaşı
işe yeni başlayan memurların maaşına eşitlensin istiyoruz. Bu anda en düşük memur maaşı 32.500 lira. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bakın Sayın Maliye Bakanı bir hesap yaptı. Dedi ki 2024 yılında milli gelirden aldığımız pay 13.110 dolarmış. Yani her yurttaşın 85. Bu, gelin bir hesap yapalım değerli basın mensupları. 13.110 doları 12 aya bulduğunuzda 1092 dolar yapar. Şimdi bunu 32 lirayla çarpsanız 34.944 lira yapar. Ne demek? O zaman bizim maaşımız 34.944 lira olması lazım. Bizim ne kadar kaybımız var? 24.244 lira. Hani Maliye Bakanı, bu paramızı niye vermiyorsunuz? Nereye verdiniz? Sayın Cumhurbaşkanı, para yok diyor. Ben size kalem kalem bu paraların nerelere harcandığını söyleyeceğim. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Bu ülkede para var. Değerli basın mensupları, değerli emekliler, Cumhurbaşkanı para yok diyor ama bu ülkede para var. Paraların nerelere harcadığını kalem kalem söylüyorum size. 2024 yılında faize, hani faize karşıydı ya, nas var diyordu ya, 1.125 trilyon faize para ödeyecek. Kur korumalı mevduata 1 trilyon lira, yani zenginin dolarına 1 trilyon lira para ödedi. Sayın Cumhurbaşkanım, hangi iş adamına ne kadar teşvik verdiniz? Bu teşvikler geri döndü mü? İflas mı etti, batağı mı gitti? Hangi iş adamının vergisini sildiniz? Evet, biz onu biliyoruz. Devletin kayıtlarından, uzmanlardan bilgi aldım. 1.5 trilyon vergi silinmiş. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, para işte buralara gitmiş. Oralara vermeyeceksiniz. Hakkımız olanı biz emeklilere vereceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı 2024 yılı emekliler yılı olacak dedi. Evet Sayın Cumhurbaşkanı, benim hatalarımı yüzüme söyle dedi. Yüzüne hakırıyorum ben bu alanlarda günlerdir. Örgütümüzle birlikte 2024 yılı açlık, yoksulluk ve sefalet yılı oldu değerli basın emekçileri. Emekli vatandaşların derdi tasası aynı ama seviyesi ağırlaşmaya devam ediyor. Türkiye bir yerel seçime giderken seslerini duyurmaya gayret gösteriyorlar. Muhalefet partilerinin genel başkanlarından tutun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar herkes sözünü söyledi. Emekli ittifakında buluşuyoruz dedi CHP Genel Başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan haksızlık yaptık, doğru ama bütçede para yok dedi. Tüm bunları konuşacağız ama seçimlerin bazı coğrafik bölgeler, içerikleri bağlamında özel gündemleri var. Mesela Türkiye'nin vitrininde bir kentseniz, orada da bir deprem gerçeği varsa kentsel dönüşümde oraya Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak bir eski çevre bakanının gösterilmesi elbette konu edilebilir. Sorulması gereken sorular ortaya konar. Aynı şekilde mevcut belediye başkanı da yaptığı yapmadığı hizmetlerle bir hizaya çekilecek, bir puanlamaya konulacaktır. Bir teraziye çıkacaktır. Devamı yönünde irade ortaya konacak mı, konmayacak mı? Bir de ilçe bazında seçim muhasebesi var ki, ilçe bazında seçim muhasebesi de içinde kentsel dönüşümü, verilen verilmeyen ruhsatları, belediye encümenini, yetmez meclis üyeliklerine doğrudan etkisiyle de önemli. Şimdi İstanbul öyle bir mega kent ki birçok vatandaşımız da katılır. Her bir ilçe Anadolu'dan bir şehir ölçüsünde aslında. Nüfusu itibariyle öyle. Bir il belediye başkanlığı yapıyormuş gibi ilçe belediye başkanlığı görevi yapılmak durumunda. Çünkü bir mega kentten söz ediyoruz. Konuyu nereye bağlayacağım? Bilgilerine başvurduğumuz, sıcak yayınlar yaptığımız çok değerli Nasuh Maruki.
Bugün Beşiktaş Belediyesi'nde bağımsız adaylık yolunda ilerleyişine devam ediyor. İstanbul'un gündemi kentsel dönüşüm, imar affı veya barışı iken konuya oradan başlamak icap eder. Sonra da Beşiktaş'a öznel olarak konuşmak üzere diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hep sıcak yayınlar yaptık. Bir facia sonrası. Nasuh Bey nasıl davranmak gerekir? Burada kim yanlış yapmıştı? Sorumluluk kimdedir? Siz olsanız nasıl yönlendirdiniz vesaire. Genelde bu soruları sordum. Söylediklerinizin ne kadar yetkililerin kulağına gitti orasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum ben. Ama bugün bir siyaset yolculuğundasınız. İstanbul özelinden başlayarak yayından önce de ifade ettiğim gibi Beşiktaş'a sonra gelmek istiyorum. Kentsel dönüşüm gündemini görüyoruz. En çok konuşulan adaylar arasında ve mevcut başkan arasında bu konuda bir polemik, itiraz, iddia devam ediyor. Çünkü bir aday, çevre eski bakanı Cüneyt Özdemir de önceki gün sormuş. Ya depreme hazır mı? Hayır değil. Neden hazır değil? Siz de bakanlık yaptınız demiş. Diğer yönüyle Ekrem İmamoğlu'na sorulması gerekenler olabilir. İstanbul özelinde adayları bir kenara bıraktığında Nasuh Mahruki ne düşünüyor? İvedilikle bu şehri harekete geçirmek, seferberlikse seferberlik yapmak, hep bu arama kurtarma. Yani uzmanlık alanınızı konuşuyoruz ama en çok da siz vurguladınız ben biliyorum. Evet. Ya arama kurtarmaya gelene kadar son yıkılmayı çare önleyelim dersiniz. Tabii, ne düşündürüyor tabii bu seçim gündemi? Çok doğru. Sonuçta biz kriz yönetimine değil risk yönetimine odaklanmamız lazım. Yani zarar azaltma çalışmalarına önceden odaklanmak gerekiyor. Onu sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde sağlamadan önce bunu yapmazsak başımıza afete dönüşecek, depremler gelecek. Ondan sonra kriz yönetimi, işte müdahale, enkazı arama, kurtarma, şu bu. Orası en zor, en zahmetli, en de ölümcül safha. Halbuki biz işi oralara savurmadan önceden önlemler alarak, hazırlık yaparak, planlama yaparak, bütün riskli taraflarımızı azaltarak, zarar azaltarak, risklerimizi ortadan kaldırarak daha hazır hale gelebiliriz. Ama bu nüfusla olmaz. 20 milyon kişi İstanbul'da depreme dirençli, afet dirençli bir yaşam yaşayamaz. Aşırı kalabalık. İstanbul'un nüfusunun azaltılması lazım. İstanbul'un nüfusunun azaltılması için Anadolu'da yeni cazibe merkezleri kurulması lazım. Yeni modern kentler 1-2-3 milyon kişilik tamamen üretim ekonomisine dayalı. Oradaki o bölgedeki, o coğrafi bölgedeki tarım ve hayvancılık ve diğer ürünlerle birlikte organize sanayi bölgeleriyle desteklenecek ve tamamen üretim ekonomisi için kurulacak yeni modern kentlere ihtiyacımız var. Bir tersine göçtüler. Tersine göç. Ama bunun için çok önemli bir eksiğimiz var. Nedir? Demiryolu hatları, bağlantılarımız eksik. Demiryolu, bu bahsettiğim yerlere mutlaka ilave demiryolu bağlantılarıyla mevcut demiryolu hatlarına bağlanması gerekiyor ki İstanbul'daki ağır sanayi o tarafa taşınabilsin. Geldik merkezi şekilde hükümetin iradesine. Evet, işte İstanbul niye 20 milyon? İstihdam burada. İnsanlar mecburen göç ederek büyük şehirlere geliyorlar. Türkiye nüfusunun %80'i 31 tane büyük şehirde yaşıyor. 31 şehrin bir tanesi İstanbul. %20'sini sadece İstanbul taşıyor ki coğrafi olarak 140'ta biri Türkiye'nin. Nüfus olarak 5'te 1'ini taşıyor. Diğer %20 nüfus, yani bütün İstanbul'un taşıdığı %20 nüfusu 50 şehir beraber taşıyor. Şimdi bu süper sağlıksız bir fotoğraf. Yani Almanya, Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Münih, Hannover falan böyle hani marka şehirler ya bunlar. En kalabalığı 4 milyon. Yani 4 milyondan daha kalabalık bir şehir yok Almanya'da. Bizim için ütopya gibi bu. Bütün fabrikalara demir yoluyla ham madde giriyor. Büyük markaları var ya, otomotiv markaları. Demir yolu giriyor, ham maddeyi getiriyor. Demir yolu ürünü çıkartıyor, gerekli yere dağıtıyor. Bizim demir yolu sorunumuz var. Ama biliyorsun bize zamanında Amerikalılar yardım yaparken de bu parayla demir yolu yapmayacaksınız, karayolu yapacaksınız diye verdiler. Tabii. Bizi mahkum etmek için kara taşımacılığına. Özal zamanında bir denedi demir yolu konusunu. Ve öyle bir baskı oldu ki en sonunda şunu dedi. Demiryolu komünist rejimlerin kullandığı bir sistemdir dedi. Yine kapandı konu. Yapmamız gereken yeni demiryolu ağları, yeni modern kentler ki devlet planlama teşkilatında vardı bu. Ama iktidar devlet planlama teşkilatında kapattı. Birinci konu bu. Yani tersine göç. Sadece İstanbul'un kurtuluşu için değil. O diğer bahsettiğim 31 tane çok ağır nüfus baskısı altında olan, sürekli göç alan, plansız kentleşmeyle, kaçak yapılaşmayla boğuşan diğer şehirler için de kurtuluş burada. Tabii. Sığmacılardan muhakkak kurtulmamız lazım. Çünkü İstanbul depremini bekleyen bir şehir. 250 yılda bir meydana gelen bir periyotta mega bir deprem var. İstanbul'u çok etkileyen. Ve onun tarihi geçti şu anda. 250'yi geçmiş durumdayız. Dolayısıyla bir Marmara depremi bekliyoruz. Bu 1939 Erzincan depreminden bu yana kırıla kırıla 99'da 60 sene içinde 7'den büyük depremle Gölce'ye ve Düzce'ye kadar geldi. Şimdi buradan Marmara Denizi'nin içinden İstanbul'un güney kıyılarından bir 20-30 kilometre aşağısından fay hatları var. Oradan devam edecek Yunanistan'a doğru. Kırılmaya devam edecek. Dolayısıyla sadece İstanbul değil, işte Mudanya'sı, ne bileyim Bursa'sı, Yalova'sı, Tekirdağ, Çanakkale'si falan da etkilenecek yani. Yani bütün burayı etkileyecek bir deprem.
İşte o yüzden bir çabuk da sığınmacılardan da İstanbul'u kurtarmalıyız. Çünkü öyle bir kitlesel afete dönüşecek bir deprem yaşanırsa ki o İstanbul depremi kitlesel afete dönüşecek. 17 Ağustos gibi, 6 Şubat gibi. Bu kadar 4 milyon kontrolsüz sığınmacının ne tür riskler, ne tür zararlar, ne tür tehditler yaratabileceğini tahmin bile edemeyiz. Şu gün bile milli güvenlik dediğimizde hassasiyet gösterenler o gün milli güvenlik nedir anlasınlar kimse istemez. Bugünden anlaşılsın isterler. Şimdi gelelim seçime. İstanbul evet. Üzerinden Beşiktaş'a gelelim. Şimdi Beşiktaş'ta 2019'da yerel seçim sonuçları Cumhuriyet Halk Partisi'nin %73 oranında sandıktan zaferle çıkışıyla sonuçlanmış. MHP adayı o gün de aynıydı Serkan Bey. %16 oy almış. İYİ Parti adayı %7 almış. 6.99. TKP adayı 0.8. Saadet adayı da 0.10'da 7'lik bir oy oranına erişmiş. 2024'ün belediye başkan adayları da Serkan Toper MHP'den, Türkiye İşçi Partisi'nden Aleyna Arzum Yalçın, CHP'de mevcut başkanın devamı iradesi ortaya konmuş Rıza Akpolat, Vatan Partisi Ayhan İlhan'ı, DEM Parti Yağmur Yurtseveri, Yeniden Refah Partisi Osman Topa, İyi Parti Nurettin Sağırkaya'yı, Zafer Partisi Alp İlter Sümey'i, Saadet Partisi Muhammed Gazi Kılıç'ı ve Ali Nasuh Mahruki konuğumuz bağımsız aday olarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na irade ortaya koydu. Şimdi İstanbul'daki parçalı yapıyı gördüğümüz ilçeler var, bazılarını da görmüyoruz. Ama Beşiktaş onu net bir şekilde gördüğümüz bir parçalı yapıyla gidiyor. Burada diğer adaylara da soruluyordur. Size de en çok sorulan soruyla, hiç az sonra demeyeyim. Oyları bölüyor musunuz? Şöyle, sadece CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayının oylarını bölüyorum. Neticede ben başkan adayıyım. Onun adı oyları bölmek değil, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin oylarını paylaşmak. Ben de Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ve bu işin sonunda da tekrar Cumhuriyet Halk Partisi ile siyasete devam etmek arzusundayım bir taraftan da. Dolayısıyla sadece %73'ü bölüşeceğiz aramızda. Nasuh Mahruki kazansa da kaybetse de Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak istiyor diyebiliyor muyuz? Yani niyetim tabii öyle. Ben CHP'den başka hiç kimseye oy vermedim ki, doğmayı büyüme CHP'liyim. Hayatımda ilk defa bu yerel seçimlerde kendime oy vereceğim belediye başkanlığında. Hı hı. Belediye mecliste CHP oy vereceğim. İBB'de de ekran başkanı oy vereceğim. Sonuçta 4 tane oy pusulası geliyor. Hı hı. Yani diğer 3 pusulayla bir alakam yok benim. Meclis hı hı. üyeleriyle, İBB'yle ya da muhtarlıkla orada bir şey böldüğüm yok. Sadece CHP'nin başkan adayının oylarını paylaşacağım. Sonuçta CHP'nin iddia ortaya koyuyor. Evet, onunla da oy bölmek olmaz ki. Yani oy bölüyorlar diye bir kara propaganda yapılıyor burada ama oy bölmüyorum ben neticede. Ben bağımsız bir aday olarak CHP seçmeninin hayır, CHP'nin yaptığı tercih değil. Ben daha iyi yönetirim Beşiktaş'ı. Çünkü ben doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Buraya karşı bir duygusal bağım var. Aidiyet duygusu hissediyorum. Çocukluğumdan itibaren her şeyimi ben burada yaşadım. Yani ilkokulda 4 yıl yüzme ihtisas kulübüne gittim. Bütün eğitim iştiraki lisesinde. Ben tamamen Beşiktaş'ın sosyokültürel yapısına göre şekillendim. Kişiliğim, karakterim öyle oluştu. Yerel yönetim de zaten yerinden yönetim olmalı. Yerel halktan insanlar, halkın içindeki liderler seçilerek belediye meclis üyesine, belediye başkanlığına aday yapılmalı. Çünkü bu insana dokunan bir hizmet alanı. Vatandaşın doğrudan hizmet aldığı, en yakın devlet aygıtıyla temas halinde olduğu yer burası. Milletvekilliği gibi bir durum değil. Milletvekili Türkiye'nin milletvekilliği neticede, herkes Türkiye için konuşuyor. Bir ilden, bir bölgeden gelse dahi. Meclisin milletvekili ama belediye başkanı, halkın, yerel halkın belediye başkanı. Bana 10 yıl önce 2014 yerel seçimlerinde CHP gecenin bir vaktinde Kadıköy Belediye Başkanlığı'nı teklif etti. Kabul etmedim. Bu Kadıköy halkına haksızlık bir kere. Ben Kadıköylü değilim ki. Ben hatırlıyorum, gece 1'de açıklanmasını bekliyorduk biz. Gece 1'de açıklanmayıp köründe, size telefon gitti. Tabii sabahın köründe şey oldu. Neticede ben Beşiktaşlıyım. Kadıköy'de bir Kadıköylü yönetmeli. Mümkünse doğma büyüme ama şart değil. Ama uzun yıllar orada yaşamış ve oranın sokağına, Mesut sıkıntısına, derdine aşina birisi olmalı. Ama Beşiktaş maalesef işte şu oydan dolayı. Çünkü Beşiktaş'taki her 4 kişiden 3'ü Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Yani burası kemik Cumhuriyet Halk Partisi. %75 oy alıyor. O kale denilen ilçelerden biri. Kadıköy gibi, Beşiktaş, Bakırköy. Evet, bunlar evet. Hep kale olarak biliniyor CHP adına. Çünkü bu ilçeler hem Cumhuriyet'in kazanımlarının çok farkında olan, çağdaş, aydın, eğitimli, bilinçli, kültürlü, dünyayı bilen, neyin ne olduğunu bilen, gören insanlar ve laik ve çağdaş yaşam biçimini benimsemiş insanlar. En büyük korkuları Beşiktaş'ın da diğer ilçeler gibi dincileştirilmesi. İşte bu dincileştirme furyasından nasibini alması. O yüzden uzak tutuyorlar AKP'yi, MHP'yi buradan. O yüzden de CHP dört elle sarılıyorlar. Ama CHP Beşiktaş halkının bu sadakatini istismar ediyor. Yani sürekli dışarıdan hiç Beşiktaş'ta bir gün yaşamamış, Beşiktaş'ı tanımayan adayları getiriyorlar. Şak diye bu sizin başkanınız diyor. Olur mu öyle şey? Yani bu büyük haksızlık bir kere. Beşiktaş'ın içinden bir tane vatan evladı çıkmıyor mu Beşiktaş'ı yönetecek, liyakatli, ehliyetli, namuslu, Beşiktaş'ı tanıyan, bilen, seven? Niye dışarıdan adaylar getiriyorlar?
Çünkü her Beşiktaşlı 4 kişiden 3 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sorgusuz sualsiz oy veriyor. Çantada kekliyiz hepimiz. Bu doğru bir şey değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendisine bu anlamda bir çekidüzen vermesinde büyük fayda var. Özellikle son kurultayda ön seçim yapacağız, eğilim yoklaması yapacağız, anket yapacağız, halka danışacağız, halkın istediği adayları adaylaştıracağız. Sözünü verdikten sonra hala bu kadar önemli 2024 yerel seçimlerinde ya vakit yok yapamadık bir dahakine yapacağız artık deyip kestirip atmak ve biz yine bu adayla canımızın istediğiyle devam ediyoruz demek Beşiktaş halkına saygısızlık ve haksızlık. Son 3-4 dakikam kaldı, son soru. Ne vaat ediyorsunuz? Hangi projeleri anlatmak istersiniz? Bu kalan final soru. Aslında benim vaadim eşit, özgür, adaletli bir yönetişim. Birlikte yönetmek, açık, şeffaf, hesap verebilir bir yönetimle hareket etmek, her şeyin, ihalelerin, her şeyin açık bir şekilde yapılması ve rant için değil, halk için belediyecilik yapmak. Beşiktaş'ın rantını Beşiktaş halkının çıkarları için kullanmak ve Beşiktaş'ın rantını, en önemli konumuz olan bu kentsel dönüşümü, Beşiktaş halkının binalarının ve Beşiktaş'ın kentsel dönüşümü için kullanmak ve onu afet dirençli ilçe yapmak, depreme hazır hale getirmek için kullanmak. Başka da çaresi yok ki. Çünkü insanlar işte 50, 60, 70, 80 yıllık binalarda yaşıyorlar. Beşiktaş çok eski bir ilçe. Yani Cumhuriyet'in pırlanta bir numaralı ilçesi. Payitahtın Osmanlı İmparatorluğu'nda zamanında işte bütün saraylar burada, kasırlar burada. Yani yaşam, çağdaş yaşam burada. Dolayısıyla burası çok özel bir yer. Özel ele alınması gerekirken biz Beşiktaş'a özelmiş gibi davranmıyoruz. Ve sürekli bir işte sanki büyük inşaat şirketlerini zengin etmek değil ki amaç. Yani imar planlarını değiştirip 40 kat 50 kata izin vermek değil ki. Amaç Beşiktaş'ın sahip olduğu, hani taşı toprağı altın ya İstanbul'un, en saf altın Beşiktaş. Buradaki rantı buranın yerli halkı için kullanmak. Ama bunu yapmazsanız, yani o insanların binasını güçlendirmek için, zaten binasının altındaki toprağın rantını ona kullandırmazsanız, insanlar bunu yapamazlar. Ve kaçmak zorunda, ayrılmak zorunda kalır, daha ucuz yerlere göç etmek zorunda kalırlar. Plan belki de bu. Beşiktaş'ın yerli halkını burada tutunamaz, dayanamaz, direnemez, ekonomik olarak binasını yaptıramayacağı için de deprem korkusuyla artık yaşayamaz hale getirip İstanbul'un daha uçlarına, daha ucuz yerlerine göç ettiriyor. Çeperlerine gidiyorlar. Çünkü bir imar değişikliği yapıyorsunuz, milyonlarca dolar. Yani bu haksızlık ama. Yani 4 katlı binaya bir kat izin vermiyorsunuz, Levent'te diyelim ki. Adam o bir katta müteahhite para ödemeden, müteahhite vatandaştan para istemeden binasını fıstık gibi yepyeni, depreme dayanıklı, afete dirençli bir hale getirebilecek. Kimse para harcamayacak. Müteahhit de parasını kazanacak. Vatandaş da sahip olduğu binayı yenilemiş olacak. Bunu yapmıyorsunuz. Polis okulunda imar değişikliği bilmem ne yapıp 50 küsur kata izin veriyorsunuz. Olmaz ki bu. Beşiktaş öyle bir yer değil. Beşiktaş tarih, doğa, kültür beşiği. Dolayısıyla biz bu hançer saplamış gibi böyle her bulduğunuz boşluğa bir gökdelen dikerseniz bu doku bozulur. Demografik yapı bozulur. Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan tarihi, kültürü ve doğası kadar çağdaş insanı da. Hani eskiden anlatır ya Taksim Meydanı'nda giderken insanlar böyle takım elbise, kravat çeker, pantolon böyle çok çok özel giderlerdi. Beşiktaş hala böyle bir yer. Taksim Meydanı artık geçti. Ama bunu korumazsak kaybedeceğiz bu özelliği. Yani Beşiktaş kaybedilmemeli. Ben de onun için aslında aday olmak istiyorum. Bu arada tabii yaşayanlar kadar aslında sadece gündüz nüfusu değil gece nüfusu. Tabii. Çünkü işte eğlencesi olsun, işte gidebileceğiniz kafeler, restoranlar olsun, Kadıköy gibi, Beşiktaş gibi yerler dışarıdan çok büyük nüfusu ağırlamak zorundalar. Tabii. Dolayısıyla depremin ne zaman olacağını da bilmediğiniz için bir ilçenizi sadece oranın sakinleri değil, orada sürekli hayatını, çok sosyal yaşamını geçirenler de. Var burada çok ciddi bir taraftan da. Yani gündüz nüfusu 3 milyon, tabii, gece nüfusu 180 bin. Yani çok ciddi bir fark arada. Teşekkür ediyorum Nasuh Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından konuşacaklarımız var, özel bağlantılarımız var, ekonomi, siyaset, anketler, hepsi için birazdan buluşalım. Hatay'daki Gökhan Zan krizinde son durum ne? İddialar için kim ne diyor? 1 Nisan'dan sonra yeni bir süreç mi başlıyor? İktidarın planları seçmende karşılık buluyor mu? Hangi ilde, hangi parti önde? Nokta Atışı'nın birinci bölümünde CHP Parti Meclisi üyesi Ozan Işık, siyaset bilimciler Profesör Doktor Murat Somer ve Profesör Doktor Mithat Baydur ve sözcü yazarı Murat Muratoğlu yorumluyor.
Türkiye'nin konuştuğu kazanın perde arkası nokta atışında gündeme geliyor. Kaza sonrası deliller karartıldı mı? Anne Eylem Tok, oğlu TC'yi Amerika'ya nasıl kaçırdı? Nokta atışının ikinci bölümünde mağdur ailenin avukatı Hacı Orhan, kazada hayatını kaybeden Mustafa Acı'nın babası Özer Acı, hukukçu Mustafa Zafer ve gazeteci Emrullah Erdinç anlatıyor. İpek Özbey ile nokta atışı bu akşam 20.15'te Sözcü Televizyonu'nda. Rising Pergola ve Tente Sistemleri hava durumunu sunar. Rising Pergola ve Tente Sistemleri hava durumunu sundu. CHP lideri Özgür Özel, Sözcü Televizyonu'nda. Büyük şehirlerde hedef ne? CHP ittifaksız girdiği sandıktan güçlenerek mi çıkacak? Yoksa eli zayıflayarak mı? Her iki senaryoda Özel'in tutumu ne olacak? Seçime günler kala gündeme bomba gibi düşen para sayma görüntüleri ve Gökhan Zan'ın kumpas iddialarına ne diyor? Seçimden sonra ekonomide ne bekliyor? Erdoğan'a neden bundan sonra iki elim yakanda dedi. Sözcü Televizyonu Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde gazeteciler Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek ve Senem Toluğa Yılgaz soruyor. CHP lideri Özgür Özel, Liderler Özel de yanıtlıyor. Liderler Özel, Perşembe 20.15'te Sözcü Televizyonu'nda. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 68 52. Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Hepsi buradanın Mart'ta özel ultra indirimlerini kaçırma. Philips 3000 serisi Air Fryer 2199, MSI 5 işlemcili laptop 21.799 TL. Üstelik peşin fiyatına 3 ay ertele 6 taksitle öde. Hepsi burada. Arzum Air Tasty ile hoş geldin Ramazan. Güle güle yağlı yemekler. Crust Mix ile hoş geldin Ramazan. Güle güle iftara yetişme telaşı. Arzum'la hoş geldin Ramazan. Şimdi Air Tasty alana Okka Mini'ye hediye. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Bu Ramazan'da ister A101'den hediye kartı alarak, ister SMS'le telefona yönlendirebileceğiniz sanal kodla sevdiklerinizi veya ihtiyaç sahiplerini mutlu edebilirsiniz.
bu elektrik. Aramızdaki, değil mi? Çok iyi. Yeni elektrikli arabamdan bahsediyordum ben. Çok iyi. Geleceğimiz de iyi. Elektrikli taşıt kredimizle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çaba gösterenleri destekliyoruz. Biz buna TEB etkisi diyoruz. Bugün iyi, yarın daha iyi. Burası Gündem Masası Haberi'nin daimi adresi. 19 Mart Salı, sıcak manşetlerin izindeyiz efendim. İlk bölümde ağırlığınca siyaset, ikinci bölümde hakkıyla ekonomi konuşmaya çalıştık. Üçüncü bölümde sıcak gelişmelerin biraz izini süreceğiz. Sonrasında yine Türkiye'nin gerçek gündemine, ekonomiye, siyasete, anketlere, ne konuşuluyorsa, yargı ve eğitim dosyalarına kadar özel bağlantılar bizleri bekliyor. Şimdi yakından takip ettiğimiz, teyit ettiğimiz, şu an ekranlara taşıyacağımız gelişmeler de yok değil efendim. Mesela bir işte Trabzon'daki maç sonu saldırısı, sonrasında olup bitenler, PFDK sevkleri ne çıkacak? Birazdan Ercan Tıner özel bir bağlantıyla karşımızda olacak sevkler olunca. İki, yine sıcak gelişmeler, yargı dosyaları var. Eylem Tok, Kaçırdıoğlu'nu gittiler beraber Mısır üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ya ne olacak bu yargı dosyası? Yılmaz Tunç'un açıklamaları var. Orada yargılanırlar diyor sonuncusunda. Şimdi ne olacak ne bitecek? CHP'de para sayma soruşturması, Gökhan Zan meselesi, hepsine ilişkin özel bağlantılar. Önümüzdeki bir saat boyunca da yine bu ekranlarda olacak. Ama önceki saat dilimine geçerken bir sıcak notla, insanlık aleyhine bir sıcak notla başlamıştık. Şimdi 5 ay geride kaldı İsrail-Hamas savaşında Gazze hattında. İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde duyuru yapmadan Refah'a saldırı başlattığı ortaya çıktı. Açıklamayı bizzat Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptı. Şimdi Refah'a saldırı başladı. Duyuru yapmadan Refah'ın vurulması, resmi verilere göre şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiği ve hayatını kaybeden bu insanlar arasında kadınların ve çocukların ağırlıkta olduğu belirtiliyor efendim. Şimdi gelen açıklamalar müzakerelerinde olumsuz etkileneceği yönünde. Filistin kanadından bu yönde açıklamalar geldi. Katar bu açıklamaları destekledi. Müzakerelerde yine rolleri konusunda daha önce de tartışılan bir ülke Katar. Refah saldırı müzakereleri olumsuz etkiler dedi. İsrail'in duyuru yapmadan Refah'a başlattığı saldırı kamuoyu tepkisinden, dünya tepkisinden biraz olsun sıyrılmak için ne uyarı yapıldı ne de gündüz saatlerinde tercih edildi. Gece saatlerinde bu saldırı yapıldı. Hiçbir uyarı yapılmadan bu saldırının gerçekleştirilmesi de gelecek önleyici tepkileri taca çıkarmaktı diyor özet itibariyle uzmanlar. Peki ne olacak? Refah deyince aklımıza az sayıda kalan sağlık tesisi geliyor. Başka? Refah sınır kapısı var. Yani Mısır sınır hattında o yardım konvoyları hatırlayın efendim. Saldırıların ilk gününde kapılar açılsın propagandası İnsanlık lehine yapılan bir propaganda olarak kayda geçmiş. Günler günler sonra ilk tırlar geçebilmişti. Su ve yiyecek taşıyabilmişlerdi. Onlar da zaten Gazze'nin içerisine bile giremediler. Hedef alınmaya devam ettiler. Şimdi sınır bir kenti. Burası bir sınır kenti ve sınır kenti de son olarak hedef alınıyor. Elimize ulaşan görüntüler dün geceki saldırıdan sonra kaydedilen görüntüler. Bölgede Anadolu Ajansı aracılığıyla meslektaşlarımız bu görüntüleri sıcağı sıcağına kaydettiler. Yaralıların taşındığını görüyoruz. Zaten az önce de ifade ettik. Az sayıda kalmış sağlık tesisi var. Bakalım bunların ortasında neler olup bitecek? Bu meseleden biz ne anlamalıyız? Artık bu saldırıların son evresi deniyordu. Onun da başlaması, o Refah sınır kapısında diplomasi çabaları hep öyle hatırlıyorduk. Şimdi o kentte vuruluyor, yok ediliyor. Profesör Doktor Sait Yılmaz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi. Değerli hocama döneyim, konuşmaya başlayalım. Ne anlamalıyız bu meseleden? Sait hocam selamlar. Ne kadar hoş gelinebilirse ama gelenektir. Ben hoş geldiniz diyerek başlayacağım. Buyurun. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi tabii bu saldırılar gerçekten çok üzücü. Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Ve bu devam eden savaş
hukuksuz ve sınırları olmayan bir savaş. Yani İsrail açısından hakikaten uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı, insanları hedef alındığı, yani savaş savaşan taraflar arasında olur. Burada sivil masum insanlar hedef alınıyor. 7 Ekim'den beri başlayan çatışmalarda yaklaşık 32 bin sivil insan hayatını kaybetmiş. 1 milyon 400 bin insan göç etmiş ve bu bölgede yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi de büyük bir gıda sorunu içinde yaşıyor. Şimdi başından beri bu savaşın uzun ve zor bir savaş olacağını İsrailli yetkililer açıklamıştı. Ne olup ne bittiğini anlamak için öncelikle İsrail'in ne yaptığını anlamamız lazım. İsrail ne yapmaya çalışıyor? İsrail şu anda bu Gazze şeridinin kuzeyden güneye doğru büyük bir bölümünde bir kontrol sağladı. Buralarda kendine göre işte Hamas militanlarını buradan arındırdığını düşünüyor. Ve bu arada da doğudan batıya, yani denize doğru, İsrail'den denize doğru paralel yollar yapıyor. Bunun anlamı şu, hem bölgeyi şeritlere bölmek hem de İsrail'in burada kalıcı olduğu anlamına geliyor. Halbuki başından beri Gazze ile ilgili özellikle diplomatik gelişmeleri biz iki kanalda izliyorduk. Birincisi bir an evvel insani yardımın gitmesi. Burada da refah kapısı önem kazanıyordu. İkincisi ise bu soruna kalıcı ve adil bir çözümün bir an evvel bulunarak çatışmaların durdurulması. Ancak bu ikinci aşamada çok fazla bir gelişme olmuyor. Birazdan buna dönerim. Ama insani yardım konusunda refah kapısı hakikaten çok önemliydi. Tabii. Şimdi İsrail refah bölgesinde şöyle bir endişeye sahip kendisine göre. İşte burada Hamas militanları Mısır'la geliş geçiş sağlıyor. Özellikle sınır Mısır tarafında bazı tünellerin olduğu, buradan Hamas'ın hala da ikmal yapmaya devam ettiği ve refahı kontrol etmediği sürece de bu trafiğin devam edeceği gerekçesi öne sürülüyor. Ama tabii bu insanların, sivil insanların öldürülmesi, bunun göz göre göre yapılmasının mazereti olamaz. Yani burada hakikaten İsrail'in bu uluslararası hukuk alanında bunun hesabını nasıl vereceğini bilemiyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri işte ekstra silah yardımı yapıyor. 3 milyar dolarlık bir askeri yardım daha onayladı. Amerika'nın da sözde İsrail'e karşı eleştirileri de zaten insani yardım konusunun ötesine gitmiyor. Yani insani yardıma biraz daha izin vermesi yönünde bazı eleştiriler yapıyor. Şimdi buradan baktığımız zaman refah kapısında İsrail'in daha büyük bir operasyon niyetini zaten Netanyahu açıklamıştı. Ve burada asıl mesele bu savaşın nerede duracağı, nasıl bir çözüm bulunacağı ve bunun ne kadar zaman önce yapılacağı. Tabii bu arada da bir an evvel bu katlık konusunda aslında bu bir soykırımdır. Yani soykırım insanları sadece öldürmek değildir. Onları aç ve susuz bırakmak, sağlık yardımlarından yoksun bırakmak da soykırımdır. Yani İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve İsrail'in burada niyetinin aslında burayı tamamen yolları da bu şekilde yapmasının amacı İsrail'i, Gazze'li göçmenleri tekrar eski evlerine dönmesini engellemek olabilir. İsrail burada kalıcı olmayı düşünürken bu bölgeyi tamamen işgal etme niyetinde olduğunu da aslında biraz emarelerini veriyor. Zaten barış görüşmeleriyle ilgili, yani nasıl bir çözüme ulaşabiliriz görüşmeleriyle ilgili temel noktada da şu var. En başından beri bizim izlenimimiz şuydu. İsrail Gazze'ye operasyonu yapacak, Hamas'ı buradan arındıracak. Daha sonra da buranın yönetimini gerekli tedbirleri de alarak Filistin'deki bu Mansur Abbas yönetimine verecekti. Ama şimdi İsrail'in bundan vazgeçtiği anlaşılıyor. Tabii böyle olması ne demek? İsrail'in burada kalıcı olacağı anlamına gelir. Buradaki Filistin devletinin egemenlik haklarına sahip çıkacağı anlamına gelir. Bu da çatışmaların hep süreceği ve bu işin çok daha uzun süreceği anlamına gelir ki... Hocam sizi destekleyen bir sıcak açıklama elimize ulaştı. Şimdi konuyla ilgisi evet. Hali tartışılır. Bir Tarım Bakanı ama İsrail Tarım Bakanı. Avidi Şer evet. Diyor ki, kara harekatından başka hiçbir seçenek yok, kara harekatı da başlayacak diyor. Evet, yani bunu zaten söylüyorlardı. Bu saldırı biraz evvelsin haberinizde de olduğu gibi bunun habercisi oldu. Yani biz buna başlıyoruz ve başlayacağız. Bu tabii ne kadar barışa hizmet eder? Bu insanların yaralarına, açlığına, daha doğrusu bu bölgedeki insanlık dramına ne kadar yardım eder? Bunlar ayrı bir hakikaten üzücü bir durum.
Bir an evvel umuyorum ki uluslararası aktörlerin İsrail'i bu konuda ikna etmesi, gerekirse zorlayıcı tedbirlere başvurması. Çünkü buradaki temel sorun aslında şu: İsrail'in yeterince güçlü olması, ona karşı güç kullanacak, zor kullanacak bir devletin ortada bulunmaması. Yani bu zorlayıcılığı, bu baskıyı sağlamadığı sürece İsrail bunları yapmakta kendine işte kuvvetli olan haklıdır prensibiyle gerekçeleri bulup bu saldırıları yapacaktır. Umarım bir an evvel burada bu saldırıların durması, insani yardım işlemesi ve konuların masada çözülmesi yönünde bir irade oluşur. Ama şu anki gelişme bu işin daha uzun süreceğini gösteriyor. Ben Suriye'deki 2011'deki savaş başladığında da uzun yıllardır bu tür savaşları inceleyen biri olarak demiştim. Normal olarak bir iç savaş 10-15 sene sürer. Suriye'deki savaşta bu kadar sürecek dediğim zaman inanmamışlardı. Bu savaş aslında Orta Doğu'daki büyük haritanın yıkılmasını, yırtılmasının bir piyonu. Yani Gazze burada bir piyon. Asıl Orta Doğu'yla ilgili planlar var. Tabii. Ve bu planlar da Amerikan seçimlerini bekliyor. Yani Amerika şu anda çok fazla ileriye gitmiyor. İsrail burada Gazze'deki durumunu pekiştiriyor. Ama bu seçimlerden sonra Orta Doğu'yla ilgili çok daha farklı planların gündeme geleceğini, bunların haberlerini zaten Amerika'dan alıyoruz. ABD'nin politika değişikliği başkanların kim olacağıyla endeksli midir yoksa çok değişmez mi? Şunu sormaya çalışıyorum. Ya Biden veya Trump birinden biri olursa şöyle olur böyle olur mu diyorsunuz yoksa benzer senaryolar mı? Şimdi Amerika'daki yönetim seçime geleceği için burada çok daha sert kararlar, çok daha böyle İsrail'i destekleyen pozisyon alamıyor. Yani çünkü yeni gelecek olan yönetim var. Ama Amerika'da ben her zaman bu konuda benim uzmanlık alanım zaten Amerikan istihbaratı olduğum için Amerika'da 3 tane devlet vardır. Bir normal devlet, bir derin devlet, bir de daha derin devlet vardır. Daha derin devleti zaten İsrailler bu Dış İlişkiler Konseyi'de oluşturmuşlardır. Amerika'nın çıkarlarına, savaşlarına bunlar karar verir. Bundan sonraki derin devlet ise Amerika'nın Savunma Bakanlığı ve istihbaratıdır. İşte Obama döneminde derin devlet olan bu Antony Blinken, Joe Biden, bunlar şu anda Amerika'yı yönetenler. Ama daha derin devlet bu Siyonist şebekenin olduğu tabakadır. Bunlar mutlaka tabii ülkedeki seçimleri de dikkate alarak zaten bu savaş uzun sürecek. Amerika'da şu anda bu savaşa hazır değil. Ve bunu şu anda efendim işte silahların hazırlanması, mühimmatın hazırlanması, kuvvet kombinasyonlarının sağlanması, efendim kuvvetlerin derlenmesi, bakın Doğu Akdeniz'e bir donanma geldi, şeye geldi, Yemen karşısına geldi, Babel Mandab'a geldi, Hürmüz takviye ediliyor. Bütün bunlar olması hepsi biraz zamanlama işi ve bazı hazırlıkların da yapılması işi. Seçimler şu anda bunu sadece önünde bekleyen bir bahane. Büyük plan bence işliyor. Ben başından beri bunun böyle olacağını söylüyorum. Gazze sadece Orta Doğu'nun yırtılmasının, domino taşlarının devrilmesinin bir piyonu olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Ya ekonomide hep bunu söylüyorum. Daha iyi ihtimalleri de bu insanlık lehine. Yani buradan daha mühim mesele yok. Umuyorum ki daha iyi ihtimalleri konuşuruz ama çizdiğiniz tablo başta Gazze'ye dönük saldırılar ilk başladığında söylediğinizi hatırlıyorum da neredeyse ilmek ilmek aynı politika örülüyor dediğiniz gibi haritaların dengesi üzerinden. Çok teşekkür ediyorum hocam vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Döndük stüdyoya efendim. Bu arada dış politikadan hemen çıkmayalım. Bağdat'a biliyorsunuz bir güvenlik zirvesi heyetimiz gitti. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız. Şimdi gidildikten sonra da terörle mücadele noktasında yeni bir sınır ötesi operasyonuna dair yarım kalan işimizi tamamlayacağız açıklaması gelmişti. Yaz ayları işaret ediliyor. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibariyle komple garanti altına alacak. Atın! Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız. Yeni bir sınır ötesi operasyona dair en net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yaz aylarına işaret etti. Yarım kalan iş tamamlanacak dedi. Operasyonlarımız neticesinde artık can çekişen, iyice köşeye sıkışan ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına, milletimizin başına tekrar bela olmasına kesinlikle izin
vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanının açıklaması Irak'taki kritik güvenlik zirvesi sonrası geldi. Bağdat yönetimi ilk kez PKK'yı yasaklı örgütü ilan etti. PKK ile mücadelede bu noktaya gelmesi Irak'ın önemli. Çünkü PKK'yı yasaklı örgüt ilan ettiler. Kendi Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla. Bu fevkalade önemli. Zirveye katılan isimlerden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olası operasyona dair ayrıntı vermedi. Ancak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi içinde yer alan Talebani grubunun yönetimindeki KYB'nin terör örgütüyle ilişkisine dikkat çekti. Türkiye için ulusal tehdit dedi. Süleymaniye'deki KYB liderliği diyelim ve onu oluşturan ekibin PKK ile olan ilişkileri, samimiyeti bizim için bir problem olmanın ötesinde artık bir ulusal güvenlik tehdidi olmuştur. Ankara-Bağdat hattı her geçen gün daha da ısınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasıyla yeni bir sınır ötesi operasyon artık sadece olasılıklarda değil, yavaş yavaş masaya geleceğe benziyor. Merhaba asker. Nasılsınız? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olduğu dönemde Fethullahçı terör örgütüne dönük atılan adımları, yapılan mücadeleleri anlattı ilk kez. 2010 yılında FETÖ'nün zehirli bir sarmaşık gibi yapılandığının emarelerini gördüğünü söyledi. Kendine dair bir milat işareti bu. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın konutunda dinleme cihazları bulduklarını dile getirdi. Bu dönemki FETÖ'ye karşı milli mücadele adımları olarak niteledi. Tabii şurada milata işaret önemli. 2010 yılında zehirli bir sarmaşık gibi yapılandığının emarelerini gördük demesi. 2010'dan sonra ne oldu? Ağırlığınca o kumpas davalarıyla hemen herkes yüzleştirildi. Kimler kimler içerilere tutuldu? O FETÖ'cü komiserlerin yaptıkları operasyonlarla belki de kimi yerlerde işte temiz eller dediler, kimi yerlerde askeri vesayet dediler. Kamuda hangi televizyon kanalları aracılığıyla nasıl sunuldu bunlar? Nasıl ikna edilmeye çalışıldı? O günlerde FETÖ'ye FETÖ diyenler arasında bugün hala FETÖ'ye FETÖ diyenler var. Ama o günlerde demeyenlere de bakmak lazım. Belki de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olduğu dönemde 2010'da bunun farkına varmaya başladık diyen Hakan Fidan'ın söylediklerine daha dikkatle bakmak lazım. Belki de o tarihte Sayın Fidan'ın yaptığı uyarıların olduğu anlamına da geliyor bu. Kim tarafından dikkate ne kadar alındı? İşte onun muhatabı Sayın Fidan değil anlaşılan. Milli İstihbarat Teşkilatı'na geldiğimde artık sistemin zehirli bir sarmaşık gibi FETÖ tarafından ele geçirilmeye başladıklarını, emarelerini görmeye başlamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2010 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na getirildi. Bu dönem Fethullahçı terör örgütüne yönelik atılan adımlara dair konuştu. O zaman Başbakanlık Müsteşarı'ydı Efkan Bey. Onunla daha önce birkaç defa konuştuk. Biz tabii bu tehdidin farkındayız. Bizim dedi Başbakanımızın ofislerinde bir şey yapmamız lazım. Kontrolde bulunmamız lazım. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarında dinleme cihazı bulduklarını anlattı. 28 Aralık 2011'de biz MGK'dayken kimsenin beklemediği bir zamandı. Biz Başbakanımızın hem kendi konutuna hem resmi konutuna tim gönderdik ve dinleme cihazlarını bulduk. Emniyet içerisindeki bir grup tarafından yapılmış. Bunlar FETÖ'cü emniyet mensuplarının koyduğu şeyler. 7 Şubat 2012'de dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlileri ifadeye çağrıldı. Fidan, 7 Şubat'ın sisteme karşı ilk operasyonu olduğunu söyledi. 7 Şubat krizi aslında FETÖ'nün kendisini açığa çıkarttığı, sisteme karşı yürüttüğü büyük operasyonlardan biri. Bu dönem FETÖ'ye karşı attıkları adımları milli mücadele olarak niteledi Fidan. FETÖ'ye karşı Başbakanımızın liderliğinde kamuoyuna da çok fazla şey yapmadan başlattığımız o aslında milli mücadele dönemi dediğimiz bir dönem. Yani o gerçek bir milli mücadele döneminin başlangıcı oldu. Biz o zaman da endişe etmedik, şimdi de endişe etmiyoruz. Fidan'ın söyledikleri önemli. FETÖ tarafından o Şubat krizinde nasıl hedef alındığını da biliyoruz. Hakan Fidan'ın. Adalet Bakanı Yılmaz Sunç 8. yargı paketinin ardından şimdi 9.sü için hükümetin çalışmalara başladığını söyledi. Seçimlere 2 haftadan az bir süre kala yeni anayasanın gerekliliğinden söz etti. Anlaşılan takvim yükleniyor öyle değil mi değerli izleyenler? Şimdi seçim bitecek. Seçimden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar adaylığı hususu tartışmaları tırmandıktan sonra hemen bunu takiben
Anlaşılan yeni anayasa konusunda tartışmalar hızlanacak. Anayasamızın darbeciler tarafından yazılmış olması bile yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunun göstergesi dedi Yılmaz Tunç. Ama insanlar da diyor ki ya dün iktidara gelinmedi. 20 yıldır buradaydınız. 9. yargı paketimizin hazırlıkları da devam ediyor. Yargıya dair düzenleme meclisten yeni geçmişken bir diğeri için başladı hazırlıklar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. 9. yargı paketi için seçim sonrasını işaret etti. Yine 9. yargı paketinde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da artırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Ceza Mahkemesi Kanunu'na ilişkin düzenlemelerin yer alacağı 9. yargı paketinin taslak çalışması seçimden sonra meclise sunulacak. Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle ülkemizde cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız. Uzun süredir tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık dile getirdiği yeni anayasa çalışması, Bakan Tunç da yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu tekrarladı. Anayasamızın darbeciler tarafından yazılmış olması bile yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunun açık göstergesi. Evet, yeni bir anayasa Türkiye'ye gerekir, ihtiyaçtır. Şimdi kabine artık nerede biliyorsunuz? İstanbul'da. Çünkü seçim çalışmalarındalar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde tam olarak bu durum var. Az önce konuştu, ekranlara getirdik. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına başsavcı gibi her dosyayla ilgili bilgi veriyor. Sürekli açıklama yapıyor dedi. Bu yönüyle Sayın Bakan'a hedef aldı Sayın İmamoğlu. Bir kişi daha var. Gelecek vallahi bekliyoruz dedi. İstanbul'da seçim çalışmaları için söyledi bunu. Kimi kastettiğini biliyorsunuz. Asıl rakibim dediği kişi yani Cumhurbaşkanı. Seçimi kaybedeceğini anladı ya. Hemen yalana dolana kumpasa başladılar. Yolun kenarında, caddede, parkta, orada burada yanan otobüs filmleri çekmek, kumpaslar kurmak, 4,5 sene önceki videodan kendine iş aramak, savcı gibi her gün açıklama yapıyor Adalet Bakanı. Üzülüyorum onun haline. Üzülüyorum. Bakın 17 tane bakan İstanbul'da siyaset yapıyor. 17 tane bakan. 17 bakan artı aday etti 17 artı 1. Şimdi 17 artı 1 ama bir kişi daha var, o da geliyor, yakındır, gelecek. Bekliyoruz vallahi, gel, bekliyoruz. Bu İstanbullu misafir ağırlamayı sever mi? 23 Haziran'da 806 bin kere nasıl misafir ettiyse şimdi daha büyük rakamla misafir edecek. Daha büyük rakamla. Murat Kurum'un açıklamaları gündemde. Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Şimdi Ekrem İmamoğlu haliyle hedefindeydi. Kanal İstanbul projesiyle ilgili bir kez daha gündemlerinde olmadığını söyledi mesela. Seçime 12 gün kaldı. Reddetmeye devam ediyor Sayın Kurum bu vurguları, bu soruları. Şimdi imar affı da soruldu kendisine. Biz imar affı ile alakalı bir şey yapmadık dedi. Orada bir kelimede bir oynama söz konusu. İmar barışı, imar affı, imar affı diye sorulunca öyle bir şey yok ama imar barışı evet bu. Fakat niteliği imar affından farklıdır demek mi istiyor acaba? Kamuoyunun takdirine bırakalım. İstanbul'un önündeki engel Ekrem İmamoğlu'dur. Bırakın engellemeyi. İstanbul'un önündeki engel kendisidir. AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir'in programına konuk oldu. Rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hedefindeydi. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan kurum, 6 Şubat depremleri sonrası çok tartışılan ve iktidarın imar barışı adını verdiği düzenlemenin kendi bakanlığı döneminden önce çıktığını, bir af olmadığını savundu. İmar affı zamanında yaptıklarınızdan şu an için pişman mısınız? Kendinizi sorumlu hissediyor musunuz? Biz imar affı ile ilgili bir
işlem yapmadık. Benden önce çıktı, benden önce, ama o da imar affı değil, imar barışı. AKP'nin İBB adayına 1999 Marmara depreminden itibaren olacağı söylenen İstanbul depremi de soruldu. İstanbul'un depreme hazır olmadığını söyleyen kuruma 2009-2018 yılları arasında TOKİ Genel Müdürü olduğu hatırlatılarak İstanbul'un neden depreme hazır olmadığı soruldu. Sizce İstanbul depreme hazır değil mi? Değil. Çok net bir şekilde değil. Peki siz AK Parti'nin, yani 21 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti'nin şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dayız. Neden hazırlamadınız İstanbul depremi? Bakan olduğum süreçte de yani en büyük önceliğim buydu. Yani deprem dönüşümü, kentsel dönüşüm. Burada gayret gösterdik ama her şey tamamen bitmiş değil. Kuruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mega proje olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesi de soruldu. Kanal İstanbul şu an İstanbul'un gündeminde değil. Bakın İstanbul'un öncelikleri var. İstanbul'un bir de diğer adayları var efendim. Mesela İYİ Parti aday çıkardı, DEM Parti aday çıkardı. Başka Zafer Partisi, Azmi Kara Mahmutoğlu ismi üzerinden çok konuşuldu. Yeniden Refah Partisi çok konuşuldu. Mehmet Altınöz, şöyle bir tur yapalım mı? Son gün itibariyle kim nerede program yapmış, nerede kendisini göstermiş, nerede kameralara yansımış, hangi konuşmasıyla ön plana çıkmış? Buyurun. Hakaretse hakaret. Hakaretin krallığını yapmasını bilirim. DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'la AKP'li Garip Ensarioğlu ard arda açıklamalarla karşı karşıya geldi. İki isim arasında tartışma Ensarioğlu'nun Beştaş'ın aday olmasına bakmayın İstanbul'da DEM ittifakı var sözleriyle başladı. Beştaş'tan yanıt gecikmedi. Siyasi sığlığını gördüm. Kendisi geçen yıl CHP'ye gidip milletvekili adayı olmak istemişti. Pazarlıklar yapmıştı. Kendisi Süleyman Soylu'ya mı özeniyor? Kayyım'ın rantından beslendiğini bütün Diyarbakırlılar bilir. Ben bizi tartışmak yerine başka kapıya demek istiyorum. İki isim arasında yükselen tansiyon Ensarioğlu'nun sert sözleriyle devam etti. Meral Hanım kayyımdan beslendiğim, nemalandığımı bütün Diyarbakır'ın bildiğini söylemiş. Benim sık olduğumu söylüyorsun. Ben de kalkıp sana çukur mu diyeyim? Daha cevabımı almadılar çünkü hakaret ettiler. Meral'den diğerlerine kadar hepsine çok ağır cevaplarım olacak. Hakaretse hakaret. Hakaretin krallığını yapmasını bilirim. Hakaret de içeren sözlere karşılık Beştaş, senin düzeyine inmeyeceğim. Acziyeti ne baş başa bırakıyorum yanıtı verdi. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkası için asla talep etmem. Böyle bir şey kimsenin de hakkı yok. Yeniden Refah'ın İstanbul adayı Mehmet Altınöz, AKP'nin adayı Murat Kurum lehine yarıştan çekilip çekilmeyeceği sorusunu yanıtladı. Cevap veriyorum. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Birisi çekilecekse benim için çekilsin. Ben hiçbir kişi için çekilmem. Çok net, açık. Dün özel yayınlarla Çanakkale zaferimizi, sonrasında verilecek olan o uzun bir patika sonucu gidilecek olan Kurtuluş Savaşı'na bıraktığı mirası, motivasyonu, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasına katkıları, Çanakkale'yi konuştuk efendim. Bir gün sonra ise Çanakkale'nin anma törenlerinde neler olduğunu ekranlara getirmek durumundayız. Çünkü çok şey oldu. Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl kutlaması gece de devam etti. Fenerler zafer için yandı, yürüyüş yapıldı. Yürüyenlerin dillerinde Atatürk sloganları vardı ancak resmi törenlerde skandallar da damga vurdu. Balıkesir Havran'da Seyit Onbaşı'nın mezarı başında anma töreni düzenlendi. Müftü Atatürk'ü anmadı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı müftüyü uyardı. Bir Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kahramanlarımızı da saymadan yapacağınız dua toplumsal anlamda kabul görecek bir dua değildir. Sarı, AKP Balıkesir Vekili İsmail Ok'a hassasiyet beklerdik diye sitem etti. Gerginlik yaşandı. AKP'li grup CHP'lilerin üzerine yürüdü. Araya jandarma girdi. Tartışma köy meydanında da devam etti. Grup meydana giden CHP Balıkesir Büyükşehir adayı Ahmet Akın'a da saldırı girişiminde bulundu. Jandarma bir kez daha devreye girdi. İzmir Menemen'de de Atatürk'ün adı anılmadı. Müftü Mehmet Seven dua okudu. Konuşmasında Ulu Önder'e ve silah arkadaşlarına yer vermedi. Tepkiler üzerine dalgınlıktan unuttuğunu söyledi. Aynı müftü ilkokul öğrencilerinin Menemen ayaklanmasında yargılanan ve hüküm giyen Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Erbili'nin mezarına götürdüğü de biliniyor. Evet sevgili arkadaşlar, bugün 18 Mart.
Yine İzmir'de Torbalı'da da şehitlik meydanında tören düzenlendi. İddiaya göre AKP Torbalı İlçe Başkanı Metin Yürük İzmir Marşı çalınmasına izin vermedi. İzmir Marşı'nı çalarken Torbalı AK Parti İlçe Başkanım bu marşın çalınmayacağını sakın ha diye bir kelime kullanıp toplumun içinde beni azarladığını. Bando şefi Aytekin Özen tepki gösterdi, görevinden istifa etti. İstanbul Sancaktepe'de ise Çanakkale Zaferi için kaymakamlık önünde tören vardı. Törende sırasıyla kaymakamlık garnizon komutanlığı, CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve Büyük Birlik Partisi Atatürk anıtına çelenk koydu. AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nin anıta çelenk bırakmaması dikkat çekti. Belediye Başkanı Şeyma Dövücü de törene katılmadı. Temsilen başkan yardımcısı oradaydı. Efendim konuşmaya devam edelim. Şimdi Beşiktaş 121. yaşında Çanakkale Zaferi'ne ilişkin özel bir video yayınladı. Sosyal medyada büyük ilgi çekti. Balkan Harbi yılları. Miralay rütbesindeki Muhittin Bey, İstanbul'u asırlar boyu sürecek bir tavrı göstermek üzere teşrif etmişti. Siyah beyazlı camia, siyah şehitlerimizin yası, beyaz istikbalimizin aydınlığı diyerek yayınladı Çanakkale Zaferi klibini. Tüyleri diken diken etti. İngiltere'de bu futbolu yüz binler seyrediyormuş. Deme yahu. Hem de memleket sattığında büyük birlik teşkil etmişler. Bakarsınız bir gün biz de demir ağlarla öreriz yurdu. Öreriz elbet Mehmet Şamil Bey. Biz o günleri yaşar mıyız bilmem. Lakin... bizim evlatlarımız yaşayacaktır. Çanakkale şehitlerine selam duran kısa filmde fanatik bir Beşiktaşlı olan Murat Boz başrol oynadı. Filmde kulübün kurucularından Mehmet Şamil Şahaplı, tescil emrini veren Miralay Muhittin Akyüz, Beşiktaş'a 3 dönem başkanlık yapan Fuat Balkan bir araya geldi. Beşiktaş'ın siyah beyaz renklerinin hikayesi, camianın tavrı ortaya kondu kısa filmde. Siyah, şehitlerimizin yası. Beyaz, istikbalimizin aydınlığı. Biz 11 arkadaşız, lakin arkamız daha var notu cebinde bulunan şair Kazım'ın da aralarında olduğu takımdaki 8 şehit ve tüm Çanakkale şehitleri paylaşılan kısa filmle anıldı. Bir tavırdır Beşiktaş. 121 yılı aşan asil duruşun bize hep öğrettiği gibi bir takımdan öte bir tavırdır Beşiktaş. Türkiye'nin gündeminde yine biliyorsunuz utanç dolu bir gece var. Trabzon'da yaşanan maç sonrasında olup bitenler. Türk futbolu için utanç dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk kez konuştu. Ligden çekilmenin ihtimal dahilinde olduğunu, genel kurula sorulacağını söyledi. Süreçle ilgili Trabzonspor Başkanı'ndan da bir açıklama geldi. Sürecin takipçisiyiz dedi. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım da Aytun Çerkin'e konuştu. Aynı yerde, aynı noktada biliyorsunuz sahil yolunda bir silahlı saldırıya uğradı Fenerbahçe kafilesi. O gün faili bulamadılar. Alkışlarla gözaltından çıkartanlar vardı. İyi bakmak lazım. O bulunmadan devamı da gelir. Daha korkutucu senaryolar da olabilir diye ekledi. Biz kendi kendimize kararımızı vermek için 2 Nisan'da toplanacağız. Aynı zamanda futbol AŞ'nin ondan sonra genel kurulunu koyuyoruz. Ben biraz evvel itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu. Ligden çekilme ihtimalini dile getirdi. Her gün ölmekten sonra bir gün öleceğiz. Ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Bir sene biz oynarız, çıkarız. Ama herkes aklını başına alır artık. Yeter. Fenerbahçe Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor taraftarı sahaya girdi. Çıkan arbede spor kamuoyuna damga vurdu. Yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe cephesi sessizliğini bozdu. Dün gece linç girişimi. Ya olsaydı ya bir futbolcu linç edilseydi ne olacaktı? Bir tane ya bir futbolcudan bahsediyorum. Ne diyecektik? Ah biz nerede yanlış yaptık artık bu son olsun mu diyecektik? Hep son olsun diyoruz. Bu olmuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon'daki saldırıya birilerinin göz yumduğunu söyledi. Dün yaşanan olanları futbol açısından bakmayın, büyük resme bakın. Ve iş bu şekilde gidemez. Futbol üzerinden artık topluma bir operasyon mu yapılıyor, ne oluyor bilmiyorum. Dünkü olaylar tamamen organizeydi. Polis yoktu dün stadda.
Trabzon'la eşli dostlarımız var. Arama yokmuş. Sorduk maça girenleri. Yani tribünde şey değil, protokol değil. Arama da yokmuş orada. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Süper Lig'den çekilme dahil alınacak aksiyonları 2 Nisan'da değerlendirecek. Çoğunluk sağlanmaması halinde ise 9 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapacak. Biz artık kendi bağımızı kendimiz keseceğiz. Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Gerekiyorsa da. Bu kararı aldığın zaman zaten bir alt lige düşme söz konusu. Ve şöyle de düşünenler olabilir. 3 ay sonra bırakıyorsun, ediyorsun. Finansal zarar vesaire vesaire. Biz bu kararı alırsak ben bırakmıyorum. Koç'un sessizliğini bozmasının ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan da açıklama geldi. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor kulübünü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz. Doğan, federasyonun alacağı karar sonrasında detaylı açıklama yapacağını da ifade etti. Olaylı maçın PFDK sevklerinin ardından cezai işlem kararları perşembe günü açıklanacak. Adalet Bakanımız Yılmaz Sunç'tan bir açıklama geldi efendim. Der ki mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeni bir düzenleme ihtiyacı var mı yok mu konusunu değerlendirdik. Bir taslak çalışmamız olmuştu. Seçim sonrası meclisimizin takdirine sunacağız. Şimdi galiba bazı şeyleri anlamak lazım. Mesela şiddet tribünden sokağa ya da topluma sirayet eden bir durum değil. Tam tersi. Tribüne sonradan taşınan bir durum. Önce bunun altını çizmek lazım. Birinci durum bu. Çünkü ne olursa olsun futbola veya tribünlere dair bir çözüm getirme gayreti var. Ama tansiyonu, şiddeti tamamen her alandan silme yönünde bir gayret var mı tartışılır. Futbola gelince yeni bir düzenleme. Kurtuluş orada mı? 62-22 kurtuluş oldu mu? Pasolik kurtuluş oldu mu? Tek başına buluyordu. Şimdi insanlar diyor ki ya sahibi bir sürü kişi girmiş 12 gözaltı var olacak şey mi? Hani Pasolik de anında tespit edilebiliyordu. Organize diyor. Sayın Başkan Ali Koç. Sayın Ertuğrul Doğan yine Trabzonspor'un Sayın Başkanı yapmış olduğu açıklamada sürecin takipçisiyiz diyor. Adalet Bakanımızın açıklaması bu. Ama en dikkat çekici şu galiba. Ya burada eş dost arkadaş konuşunca da ya nasıl polis olmaz diye kimse açıklama getiremiyor. Dolayısıyla organize bir iş varsa polisin orada olmamasını ya spor şubede bile 8-10 tane emekçi polis orada canlarını önüne katarak durumu yatıştırmaya, saldırıyı engellemeye çalışıyorlar. İnsanları ayırmaya çalışıyorlar. Daha fazlası neden yoktu? Görüyorsunuz spor şube elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama kaç kişiler? Daha fazlası yok. Yani polis yok. Neden polis yok? Dün tiyatro oyuncusu Selçuk Yöntem de artık çıldırmış. Ya polis yok kardeşim statta herkes farkında mı bu durumun diyor. İlginç hakemin bitirmemesi dahil olmak üzere. Bugün PFDK sevkleri var deniyordu. Hala yok ortada bir durum. Yani ceza ne olacak? Toptan bir inceleme yapılacak deniyor. İşte saldırılara karşılık veren futbolcuların cezai müeddileri üzerinden yapılan tartışmalar var. Mesela Fenerbahçe buna diyor ki bundan sonra rakip takımı cezalandırmak isteyen sahaya atlar. Bir tane yumruk yiyince önümüzdeki maç cezalı duruma gelir. Bu bir taktiğe dönebilir diyor. Yıllar önce Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın söylediğine gelindiği anlaşılıyor meselenin. Diğer tarafıyla başka bir talep. Trabzon eğer bir seyircisiz ceza alırsa bunun sadece Fenerbahçe maçlarında uygulanmasının ancak caydırıcı olabileceğini, yoksa Kayseri'ye karşı, işte Eyüp'e, Ümraniye'ye karşı seyircisiz oynamış ne anlamı var diyenler var. Bakalım burada hem iki kulübün yaklaşımı, hukuk kadrolarının değerlendirmeleri hem de PFDK sevkleri bakalım nasıl ilerleyecek. Bu arada elimize bir açıklama daha ulaştı. Onu da ekranlara getirelim. İçerisinde Süper Kupa'ya dair de bir beyan var. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek'ten bir açıklama gelmiş. Ekranlara taşıyalım o açıklamayı da. Bütün camialara itidalin hakim olmasının gereği ortaya çıkmıştır demiş Dursun Özbek. Bir kendi sesinden duyalım mı arkadaşlar Dursun Özbek'in açıklamasını? Ta işin başından beri Türk sporuna hakim olan bu gerginliğin ortadan kalkması, daha güzel günlerde bu sportif yarışmayı yapabilmemiz için ben bu görüşmeyi kabul ettim. Ali Bey de kabul etti. Bir açıklamaya istinaden bu görüşmeyi iptal etti. Türk sporundaki bu gerginliğin önemli incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugünleri hazırlayan, geçmişteki bu söylemlerin artık bitmesi ve bütün camialara itidalin
hakim olmasının gereği ortaya çıkmıştır. Bu olağanüstü genel kurulu çağrısı, ligden çekilme tamamen Fenerbahçe'nin iç işidir. Bizde Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışmak gibi bir huyumuz yok. Ben daha evvel bu görevi yaptım, daha önceki başkanlığım döneminde. Gene vakfımızın içinde çok değerli başkanlar var, çok değerli arkadaşlar var. Ali Bey'in istifasıyla boşalırsa yer, oraya da Kulüpler Birliği Vakfı'nı en iyi şekilde temsil edecek arkadaşlarımızdan birisini seçeriz. Olan biten net efendim. Olan biten de değerli meslek büyüğüm, spor medyasında yıllarca izlediğimiz, başta NTV Spor olmak üzere en azından benim adıma, Ercan Taner'le konuşuyoruz birkaç gündür. Hangi gelişme olursa olsun fotoğrafı net bir şekilde ortaya koymak amaç. Buradan tabii çözüm çıkacak mı, o ayrı. Sözcü ailesinden Ercan Taner hazır. Selamlar. Merhaba, iyi günler. Önce PFDK ile başlayacaktım aslında. Çünkü düşüncemiz haber toplantısında da ya PFDK işte 14-14.30 sularında sevkleri açıklar. Biz de Ercan Taner'le değerlendiririz ama o sevkler gelmedi henüz. Fakat Ercan Taner 18... ne olmasını bekler? Bir toto oynatma niyetinde değilim ama ülke şartları, konjonktür hepsini aynı sepete atınca bunca yıllık birikim Ercan Taner'e nasıl bir sevk göreceğimizi düşündürüyor birazdan. Daha önceki filmlerin tekrarını yaşayacağız. Sekler olacak, cezalar verilecek. Tahkimde belki oyunculara ceza verilirse işte oyuncuların da katılacağı duruşma yapılacak. Kendilerini savunacaklar belki. Ondan sonra da cezalar inecekse inecek. Böylece geçtiğimiz hafta o akşam daha olaylardan sonra söylediğim gibi bu defteri de kapatmış olacağız. Maalesef bir sonraki olabilir. Skandala kadar. Bir sonraki skandala kadar, evet. Maalesef. Her seferinde şiddet boyutu artan, yeni eşikler atlatan bir utanç gündemi. Çok doğru söylüyorsunuz. Az önce iyi bir yorum yaptınız. Ben buna bir ekleme yapmak istiyorum. Yani Türkiye'de lütfen. Bu olaylar niye oluyor? Neden engelleyemiyoruz konusunda bir giriş yaptınız. Ben şunu söyleyeceğim. Spor kültürü bizim ülkemizde sizce azalıyor mu? Bence azalıyor. Neden? Müfredatta beden eğitimi dersi saatleri düştü herhalde. Artık felsefe okunmuyor. Felsefe artık lisede okunuyordu hatırlarsanız. Oradan tabii. Üniversite eğitimine devam ediliyordu. Bunlar çok önemli biliyor musunuz? Spor kültürü, felsefe, hayatta neler olabileceğine dair insanların fikirleri, özellikle ve özellikle liseler arası futbol, voleybol maçları bunlar azaldı. Mahalle futbolu zaten... Ben artık küçükken bitiyordu mahalle maçları. Onlar çok ayrıydı. Orada insanlar, çocuklar büyüdükleri zaman bir şeyler kazanıyorlardı. Mutlaka. Hacem Yılmaz diyor ya eğitim şart diye. Tabii. Ben iki kere eğitim şart diyorum bu konularda. Ama maalesef bunlar azaldığı için tabandan spor eğitimi, spor kültürü göremediğimiz için vur kır parçala bu maçı kazan sloganıyla maçın içinde sahaya çıkan takımlarımız var. Vur kır parçala bu maçı kazan. İşin özeti bu. Vurursun, kırarsın, parçalarsın, sahaya girersin. O da yetmez. Soyunma odası koridorlarına gidersin. İsmail Kartal'ın oğlunu darp edersin, döversin. Bir tane oyuncu kafasını duvara vurur. Hastaneye gitmek istemez. İstanbul'da beni kontrole götürün der. Bunlar yaşanır. Ne bu? Süper Lig. Bunun Süper Lig değil ki. Bence bir süper rezalet izliyoruz. Takım otobüsü de havalimanında giriş yapmadan doğrudan uçağa gidiyor. Yani bu manzaralar hakikaten UEFA nezdinde nasıl olur? Dün FIFA'nın açıklaması Ercan Taner şöyle söylemişti değerli izleyicilerimize hatırlatayım. Gözümüz üstünüzde demek oluyor bu açıklama. FIFA'nın açıklamasını da dahil edince etkilenmeyecek mi yani PFDK sevkleri, federasyonumuz, TFF'nin geleceği? Yani FIFA bile aman dikkat derken bizde bir etkisi yok mu bunun Ercan Taner? Şimdi FIFA TFF'nin geleceğini etkileyemez. Çünkü bu bizim iç meselemiz. İç meselemize karışmaz. Ama dünkü açıklama çok iyi bir yerden girdiğiniz için söyleyeceğim. Aba altından sopayı gösterdi. Ya şu örneği tekrar hissetmesinler. İşte Türkiye'de olay oldu. Şu oldu, bu oldu. UEFA Kupası, Şampiyonlar Ligi. Ya biz İsviçre'yi ararız, arkadaşları araya sokarız. Artık o işler bitti. Bir 15 maç ceza yer bir tane kulübümüz ya da milli takım. Kendimize gelemeyiz 3 sene. Artık ben sana bunu vereceğim diyor resmen. Bu kabul edilemez diyor çünkü. Kabul edilemez.
Şenez Erzik Başkan kimi zaman herhalde canını ortaya koyarak birçok şeyden sıyırmıştı ülke futbolunda, değil mi? Kesinlikle. Ya bizim milli takımımız dünya futbol tarihinde çok nadir olan örneklerden birini yaşadı. Hı-hı. İsviçre maçından sonra seyircisiz başka ülkede İsviçre'de maç yaptık. Hatırlarsanız Almanya'da maç yaptık. Tabii. Seyircisiz. Ne o milli takım? İstanbul'daki o İsviçre maçındaki rezalet, o bile unutuldu sevgili Can. O bile unutuldu gitti. İsviçreliler dayak yediler, soyunma odası koridorları. O görüntüler bir yayınlansaydı var ya, biz milli takım olarak 3 sene 4 sene ceza alırdık. Yani top oynamama cezası, onu söyleyeyim. Şimdi sorulara geçeyim. İzleyicilerin en çok merak ettiği soruları derledim. Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamayla şu sorular türemiş durumda. Dün de bir yönüyle sormuştum. İlki der ki Fenerbahçe tarafı, hatta hukuk müşavirliği aracılığıyla galiba Türkiye Futbol Federasyonu'na da bu yönüyle bir ceza beklentisinde olunduğu ifade edilmiş. Dün çeşitli meslektaşların, sizin de aynı zamanda öğrenciniz sayılabilecek Onur Tuğrul'un Vole'deki yayınlarını takip ettim. Arka plan bilgisi almıştı birkaç ayrı noktadan. Mesela Fenerbahçe şunu söylüyormuş. Ya bu ceza verilecekse büyük ihtimalle seyircisiz. İşte Ümraniye'ymiş, Eyüp'müş. Bu maçlarda uygulanması caydırıcı olmuyor. Her yıl bizim maçlarda uygulanmasını talep ediyoruz. 3 maçsa 3 sene boyunca Trabzon'daki maçların seyircisiz oynanması yönünde talebi olduğunu söylemiş Fenerbahçe. Bu evet. Mesela bir emsal olur mu? İleride buna benzer, umarız olmaz da, en ufak bir gelişmede o maçta muhatap kimse, yine gelecek yıllarda o maçta uygulanacak ceza emsali miladı olur mu? Bu mantıklı bir karar mıdır Ercan Taner'e göre? Birinci soru bu. Yönetmelik izin veriyorsa mantıklı gelebilir. Ama yönetmelikte ben öyle maddelere rastlamadım. Hmm. Bunun için PFDK ceza yönetmeliğinde değişiklik yapılması gerekiyor. Ya biz bu istenebilir, kulüp bunu isteyebilir. Fakat PFDK'nın bir ceza yönetmeliği var. Bu ceza yönetmeliğiyle ilgili değişiklikler yapılabilirse, hukukçu değilim ama bu hangi maddede yazıyor diye baktım, böyle bir madde yok. Böyle bir madde olmadığı için de ya ekleme yapılacak ya değişiklik yapılacak. Tabii. Dolayısıyla yasa dayanağı olmadan nasıl olur bu durum mantık çerçevesine otursa da. İkinci soru yine Fenerbahçe'den geleceğim. Fenerbahçe şunu söylemiş. Eğer futbolcularımız karşılık verdiği şiddet olaylarına dair bir cezai yaptırım alırlarsa bu ileride bir taktiğe dönüşebilir. Ve ileride rakip takımdan herhangi birine ceza aldırmak isteyen, bugün Pasolik'te başka birinin kartıyla girdiğini gördüğümüz örneklerde olduğu gibi sahaya girer, yumruğu yer, cezalı hale getirir bir sonraki maç rakip takımın oyuncusunu. Yani provokasyonu arttırır demeye getirmiş. Buna dair federasyon nasıl karar verecek? Dün Dünya Futbolcular Birliği de işte bir açıklama yaptı. Futbolcuların güvenliği korunmalı. Karşı yaptırım isteyenler kabul var. Kabul edilemez. Ercan Taner nasıl yaklaşılmasını önerir bu meseleye? Kanunlara göre FDK'nın 44 ve 45. madde üzerine eğer sevk olursa oyuncular bunun üzerine gidilecek. Bununla ilgili perde arkasında kulüpler ve federasyon, PFDK tabii ki buna karışmaz da, federasyon, kulüpler oradan PFDK'ya ya yapmayın işte şöyle oldu böyle oldu denir mi? Ben sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Çünkü orada görevli olan hukukçular var. Ben hukukçularla da konuştum. Şimdi hukukta cezayı nasıl alıyorsunuz? Ceza madde üzerine. Ya bu işin nasıl bir kurtarırı var mı diye kendi kendinize soruyorsunuz. Avukatınıza soruyorsunuz. Nasıl olabilir? İşte tahrik indirimi, çok aşırı tahrik oldum, iyi hal, duruşma, tahkim. Ancak böyle bir şeylerde ceza inebilir mi diye. Savunma duruşması az önce ifade ettiğiniz. Savunmalarını alırlar. Savunma duruşması. Savunma duruşması, ya bu iş zaten finali tahkimde çözülüyor. Tabii. PFDK cezayı verdi mi o cezayı hemen almıyorsun da bunun tahkim duruşması var. O duruşmada çıkan sonuç kesin sonuç oluyor. Ama ben oyuncuların işinin zor olduğu kanaatindeyim maalesef. Ya meşru müdafaa olarak görsem de çoğu fotoğrafı yani kendim ama ben hukukçu değilim. Ben PFDK'da değilim. O maçın oynanmaması gerektiğine inanan birçok insan gibi ben bu görüşümü ortaya koyuyorum ama yetkili değilim maalesef.
Son iki soru. Burada kararı verecek. Son iki soru. 4 dakikam kaldı. Fenerbahçe ligden çekilir mi? Bu açıklamaları Ercan Taner nasıl değerlendirir? Çok soru geldi. Bu önemli bir konu. Dün Sayın Başkan'ı büyük bir dikkatle takip ettim. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u. Çekilmek için kongreden biliyorsunuz destek almak zorunda. Tabii. Şimdi onu alır, o desteği alır. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra da yönetmeliklere tekrar bakıyoruz ne olacağını. İki maça çıkmazsınız ve küme düşüyorsunuz. Evet. Fakat küme düştükten sonra şöyle iddialar da var. Yine hukuka giriyoruz. Yeni sezon için TFF 1. Lig'de oynama konusunda size o yetkiyi vermeyebilir. O lisansı vermeyebilir Futbol Federasyonu. Böyle iddia edenler de var. UEFA'nın ne tavır göstereceği yolunda soru işaretleri var. Böyle iddialar var. Ve tabii elinizdeki kadroda oyuncular otomatikman sözleşmelerini feshedebilirler. Yabancı oyuncuları kastediyorum. Bir anda kadro boşalabilir. Öyle iddialar var. Bunların hepsi yine tazminat davaları açılabilir. Sponsorlar, yayıncı kuruluşlar, diğer kurum ve kuruluşlar. Çünkü bir marka, asrın çınarından bahsediyoruz. Bu konunun çok iyi düşünüleceği kanaatindeyim. Ama bunlar iddia tabii. İddia şerhiyle. Son soru Sayın Başkan Dursun Özbek de açıkladı. Yine Sayın Başkan Ali Koç'tan da daha önce açıklamalar gelmişti. Süper Kupa bir belirsizlik olarak yorumluyor şu anda bu olan bitenden sonra toplum, spor severler, futbolu evet. Yakından takip edenler. Her renkten soru geliyor şu anda her takım taraftarından. Diyorlar ki oynanmayacak gibi bu kadar gerginliğin üzerine. Ercan Taner aynı kanaatte midir? Final sorusu bu. Oynanmama olasılığı bence yükseldi. %100 aynı kanaatte değilim ama o ihtimalin yükseldiği kanaatindeyim. Peki. Bakalım daha neler olacak. Umarım lehte soruları da sorma imkanına erişiriz. PFDK sevkleri bekliyorduk. Henüz gelmedi. Anlaşılan bir saat içinde duyurulacakmış. Öyle haberler geliyor. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için Ercan Taner. Umarım bir gün güzel oyun futbolu konuşuruz. Umarım. İhtiyacımız olan bu. İzlemek istediğimiz, içinde katılmak istediğimiz de bu. Şimdi efendim kaç dakikamız kaldı reji? Bir dakikamız kaldı. O halde veda edelim efendim. Ama ben net olarak iki dış haberimizi KJ'li olarak duyuralım reji en azından. Çünkü Türkiye'nin gündeminde var. Bugün birçok internet sayfasında alıntılanmış. Dubai'nin en pahalı evini bir Türk aldı. Ülke ekonomik krizdeyken olup bitenlere bakmak lazım efendim. Dünyanın en pahalı üçüncü dairesinde bir Türk'ün imzası var. Bu önemli. Konjonktürel olarak değerlenir. Hatırlanır böylesi haberler. İki, Kate Middleton. Şimdi hasta mı öldü mü aldatıldı mı deniyordu. Galler Prensesi Kate Middleton 83 gün sonra görüntülenmiş. Daha doğrusu görüntülendiği iddia edilmiş. Çünkü video üzerine görüntü analizleri yapılıyor. Yok bu deepfake'tir, montajdır, şudur budur deniliyor. Elmacık kemikleri farklı, yok kaşı farklı deniyor. Orada bir belirsizlik var ve o belirsizliğin giderilmesi istenmiyor anlaşıldığı kadarıyla. Magazin yönüyle. Başka bir şey kalmadı. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Hareketli bir yayın oldu. Önce ülkemizde sonra dünyada ne oluyorsa ekranlara taşıma gayreti gösterdik. Haberin daimi adresinde. Yarın saat 12'de buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.